Birinci Krallar, Birinci Bölüm. Yıllar geçmiş, Kral Davut yaşlanmıştı. Üstünü örtülerle örtmelerine karşın ısınamıyordu. Görevlileri, "Efendimiz ve kralımız," dediler. "Yanında kalıp sana bakacak, koynunda yatıp seni ısıtacak genç bir kız arayalım." Görevliler bütün İsrail'i aradılar. Sonunda Şunemli Avişak adında genç ve güzel bir kız bulup krala getirdiler. Çok güzel olan genç kız, krala bakıp hizmet etti. Ama kral ona hiç dokunmadı. Hagit'in oğlu Adoniya kral olmayı düşünüyordu. Bu amaçla ortaya çıkıp kendine savaş arabaları, atlılar ve önünde koşacak 50 muhafız buldu. Babası Davut hiçbir zaman "Neden şöyle ya da böyle davranıyorsun?" diye ona karşı çıkmamıştı. Avşalom'dan sonra dünyaya gelen Adoniya çok yakışıklıydı. Adoniya, Seruya oğlu Yoav ve kahin Evyatar'la görüşüp onların desteğini sağladı. Ama kahin Sadok, Yehoyada oğlu Benaya, peygamber Natan, Şimi, Rei ve Davut'un muhafızları ona katılmadılar. Adoniya, Ein Rogel yakınlarında Sohalet Kayası denilen yerde koyun, boğa ve besili buzağılar kurban edip bütün kardeşlerini, yani kralın oğullarını ve krala hizmet eden bütün Yahudalıları çağırdı. Ama peygamber Natan'ı, Benaya'yı, muhafızları ve kardeşi Süleyman'ı çağırmadı. Bunun üzerine Natan, Süleyman'ın annesi Batşeva'ya, "Hagit oğlu Adoniya efendimiz, Davut'un haberi olmadan kendini kral ilan etmiş, duymadın mı?" dedi. "Şimdi izin ver de sana kendi canınla oğlun Süleyman'ın canını nasıl kurtaracağına ilişkin öğüt vereyim. Git, Kral Davut'a söyle. Efendim ve kralım, benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma o oturacak diye bana ant içmedin mi? O halde neden Adoniya kral oldu? Sen kralla konuşmanı bitirmeden ben içeri girip sözlerini doğrulayacağım." Batşeva, yaşı çok ilerlemiş olan kralın odasına girdiğinde, Şunemli Avişak ona hizmet ediyordu. Batşeva, kralın önünde diz çöküp yere kapandı. "Kral, ne istiyorsun?" diye sordu. Batşeva şöyle karşılık verdi. "Efendim, benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma oturacak diye bana Tanrın Rab adıyla ant içtin. Efendim ve kralım, şu anda senin haberin olmadan Adoniya krallığını ilan etti. Sayısız boğa, koyun ve besili buzağı kurban edip kralın bütün oğullarını, kahin Evyatar'ı ve ordu komutanı Yoav'ı çağırdı. Ama kulun Süleyman'ı çağırmadı. Efendim ve kralım, bütün İsrail'in gözü sende. Senden sonra tahtına kimin geçeceğini öğrenmek istiyorlar. Yoksa sen ölüp atalarına kavuşunca ben ve oğlum Süleyman suçlu sayılacağız." Batşeva daha krala konuşurken peygamber Natan geldi. Krala, "Peygamber Natan geldi," dediler. Natan kralın huzuruna çıkıp yüzüstü yere kapandı. Sonra, "Efendim ve kralım, senden sonra Adoniya'nın kral olup tahtına geçeceğini söyledin mi?" dedi. "Adoniya bugün gidip sayısız boğa, koyun ve besili buzağı kurban etmiş. Kralın bütün oğullarını, ordu komutanlarını ve kahin Evyatar'ı çağırmış. Şu anda hepsi onun önünde yiyip içiyor ve "Yaşasın Kral Adoniya!" diye bağırıyor. Ama Adoniya, beni, kahin Sadok'u, Yahuya'da, oğlu Benaya'yı ve kulun Süleyman'ı çağırmadı. "Efendim ve kralım, gerçekten bütün bunlara sen mi karar verdin? Yoksa senden sonra tahtına kimin geçeceğini biz kullarına bildirmeden mi bunu yaptın?" Kral Davut, "Bana Batşeva'yı çağırın," dedi. Batşeva kralın huzuruna çıkıp önünde durdu. Kral Batşeva'ya, "Beni bütün sıkıntılardan kurtaran, yaşayan Rabbin adıyla ant içiyorum," dedi. "Benden sonra oğlun Süleyman kral olacak ve tahtıma geçecek diye İsrail'in tanrısı Rabbin adıyla içtiğim andı bugün yerine getireceğim." O zaman Batşeva kralın önünde diz çöküp yüzüstü yere kapandı ve "Efendim ve kralım, Davut sonsuza dek yaşasın," dedi. Kral Davut, kahin Sadok'u, peygamber Natan'ı ve
Yahuya'da oğlu Benaya'yı bana çağırın dedi. Hepsi önüne gelince kral onlara şöyle dedi. Efendinizin görevlilerini yanınıza alın ve oğlum Süleyman'ı benim katırıma bindirip Gihon'a götürün. Orada kahin Sadok ve peygamber Natan onu İsrail kralı olarak mesetsinler. Boru çalıp yaşasın kral Süleyman diye bağırın. Onun ardından gidin. Çünkü o gelip tahtıma oturacak ve yerime kral olacak. Onu İsrail ve Yahuda'ya yönetici atadım. Yahuya'da oğlu Benaya, amin diye karşılık verdi. Efendim ve kralımın tanrısı Rab de bu kararı onaylasın. Rab, efendim ve kralımla birlikte olduğu gibi Süleyman'la da birlikte olsun ve onun krallığını Davut'un krallığından daha başarılı kılsın. Kahin Sadok, peygamber Natan, Yahuya'da oğlu Benaya, Keretlilerle Peletliler gidip Süleyman'ı Kral Davut'un katırına bindirdiler ve Gihon'a kadar ona eşlik ettiler. Kahin Sadok, kutsal çadırdan yağ dolu boynuz kabı alıp Süleyman'ı mesetti. Boru çalınca bütün halk, ''Yaşasın Kral Süleyman!'' diye bağırdı. Herkes kaval çalarak Süleyman'ın ardından yürüdü. Öyle sevinçliydiler ki seslerinden adeta yer sarsılıyordu. Adoniya ve beraberindeki konuklar yemeklerini bitirirken kalabalığın gürültüsünü duydular. Boru sesini duyan Yoav, ''Kentten gelen bu gürültü de ne?'' diye sordu. Yoav, daha sorusunu tamamlamadan kahin Evyatar oğlu Yonatan çıka geldi. Adoniya ona, ''İçeri gir, sen yiğit bir adamsın, iyi haberler getirmiş olmalısın.'' dedi. Yonatan, ''Hayır, bu kez farklı.'' diye karşılık verdi. Efendimiz Kral Davut Süleyman'ı kral atadı. Kral kahin Sadok, peygamber Natan, Yahuya'da oğlu Benaya ve Keretlilerle Peletlilerin Süleyman'ı kendi katırına bindirip götürmelerini istedi. Gihon'a götürülen Süleyman orada kahin Sadok'la peygamber Natan tarafından kral olarak mesedildi. Oradan sevinçle döndüler ve sesleri kentte yankılanmaya başladı. Duyduğunuz sesler onların sesleridir. Üstelik Süleyman krallık tahtına oturdu bile. Ayrıca Efendimiz Kral Davut'u kutlamaya gelen görevlileri, ''Tanrın Süleyman'ın adını senin adından daha yüce, krallığını senin krallığından daha başarılı kılsın.'' diyorlar. Kral yatağının üzerine kapanarak, ''Henüz gözlerim açıkken, bugün tahtıma oturacak birini veren İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun diyor. Bunun üzerine Adoniya'nın bütün konukları korkuya kapılıp kalktılar. Her biri kendi yoluna gitti. Adoniya ise Süleyman'dan korktuğu için gidip sunağın boynuzlarına sarıldı. Durumu Süleyman'a anlattılar. Adoniya senden korkuyor dediler. Sunağın boynuzlarına sarılmış ve ilk önce Kral Süleyman, ''Ben kulunu kılıçla öldürmeyeceğine dair ant içsin.'' diyor. Süleyman, ''Eğer bana bağlı kalırsa saçının bir teline bile zarar gelmez.'' diye yanıtladı. ''Ama içinde bir kötülük varsa öldürülür.'' Sonra Kral Süleyman'ın gönderdiği adamlar Adoniya'yı sunaktan indirip getirdiler. Adoniya gelip önünde yere kapanınca ona, ''Evine dön.'' dedi. ''Böyle davranıyorsun.'' 1. Krallar 2. Bölüm. Davut'un ölümü yaklaşınca oğlu Süleyman'a şunları söyledi. Herkes gibi ben de yakında bu dünyadan ayrılacağım. Güçlü ve kararlı ol. Tanrın, Rabbin verdiği görevleri yerine getir. Onun yollarında yürü ve Musa'nın yasasında yazıldığı gibi Tanrı'nın kurallarına, buyruklarına, ilkelerine ve öğütlerine uy ki yaptığın her şeyde ve gittiğin her yerde başarılı olasın. O zaman Rab bana verdiği şu sözü yerine getirecektir. Eğer soyun nasıl yaşadığına dikkat eder, candan ve yürekten bana bağlı kalarak yollarımda yürürse, İsrail tahtından senin soyunun adı arkası kesilmeyecektir. Seruya oğlu Yoav'ın bana ve İsrail ordusunun iki komutanı Ner oğlu Amner'le Yeter oğlu Amasya'ya neler yaptığını biliyorsun. Sanki savaş varmış gibi onları öldürerek barış döneminde kan döktü. Belindeki kemerle ayağındaki çarıklara kan bulaştırdı.
Sen aklına uyanı yap ama onun ak saçlı başının esenlik içinde ölüler diyarına gitmesine izin verme. Gilatlı Barzillay'ın oğullarına iyi davran. Sofranda yemek yiyenlerin arasında onlara da yer ver. Çünkü ben ağabeyin, Avşalom'un önünden kaçtığım zaman onlar bana yardım etmişlerdi. Mahanayim'e gittiğim gün beni çok ağır biçimde lanetleyen Benyamin oymağından Bahurimli Geran'ın oğlu Şimi de yanında. Beni Şeria ırmağı kıyısında karşılamaya geldiğinde seni kılıçla öldürmeyeceğim diye Rabbin adıyla ona ant içmiştim. Ama sen sakın onu cezasız bırakma. Ona ne yapacağını bilecek kadar akıllısın. Onun ak saçlı başını ölüler diyarına kanlar içinde gönder. Davut ölüp atalarına kavuşunca kendi adıyla bilinen kente gömüldü. 7 yıl Hevran'da, 33 yıl Yeruşalem'de olmak üzere toplam 40 yıl İsrail'de krallık yaptı. Babası Davut'un tahtına geçen Süleyman'ın krallığı çok sağlam temellere oturmuştu. Hagit oğlu Adoniya, Süleyman'ın annesi Batşeva'nın yanına gitti. Batşeva ona, "Dostça mı geldin?" diye sordu. Adoniya, "Dostça" diye karşılık verdi ve ekledi. "Batşeva, söyle" dedi. Adoniya, "Bildiğin gibi daha önce krallık benim elimdeydi." dedi. "Bütün İsrail benim kral olmamı bekliyordu. Ancak her şey değişti ve krallık kardeşimin eline geçti. Çünkü Rabbin isteği buydu. Ama benim senden bir dileğim var. Lütfen geri çevirme." Batşeva, "Söyle," dedi. Adoniya, "Kral Süleyman seni kırmaz," dedi. "Lütfen ona söyle. Şu nemli Avişağı bana eş olarak versin." Batşeva, "Peki senin için krala konuşacağım," diye karşılık verdi. Batşeva, Adoniya'nın dileğini iletmek üzere Kral Süleyman'ın yanına gitti. Süleyman, annesini karşılamak için ayağa kalkıp önünde eğildikten sonra tahtına oturdu. Annesi için de sağ tarafına bir taht koydurdu. Tahtına oturan annesi, "Senden küçük bir dileğim var, lütfen beni boş çevirme," dedi. Kral, "Söyle anne, seni kırmam," diye karşılık verdi. Batşeva, "Şu nemli Avişak, ağabeyin Adoniya'ya eş olarak verilsin," dedi. Kral Süleyman, "Neden şu nemli Avişak'ın Adoniya'ya verilmesini istiyorsun?" dedi. "Krallığı da ona vermemi iste bari. Ne de olsa benim büyüğüm. Üstelik kahin Evyatar'la Seruya oğlu Yoav da ondan yana." Bu olay üzerine Kral Süleyman Rabbin adıyla ant içti. "Eğer Adoniya bu dileğini hayatıyla ödemezse, Tanrı bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın. Beni güçlendirip babam Davut'un tahtında oturtan, verdiği sözü tutup bana bir hanedan kuran yaşayan Rabbin adıyla ant içerim ki Adoniya bugün öldürülecek." Böylece Kral Süleyman, Yehoyada oğlu Benaya'yı, Edona'yı öldürmekle görevlendirdi. Benaya da gidip Adoniya'yı öldürdü. Kral, "Kahin Evyatar'a, Anatot'taki tarlana dön," dedi. "Aslında ölümü hak ettin ama seni şimdi öldürmeyeceğim. Çünkü sen babam Davut'un önünde Rab Yahve'nin antlaşma sandığını taşıdın ve babamın çektiği bütün sıkıntıları onunla paylaştın. Eli'nin ailesi hakkında Rabbin Şilo'da söylediği sözün gerçekleşmesi için Süleyman Evyatar'ı Rabbin kahinliğinden uzaklaştırdı. Haber Yoav'a ulaştı. Yoav, daha önce ayaklanan Avşalom'u desteklemediği halde Adoniya'yı destekledi. Bu nedenle Rabbin çadırına kaçtı ve sunağın boynuzlarına sarıldı. Yoav, Rabbin çadırına kaçıp sunağın yanında olduğu kral Süleyman'a bildirdi. Süleyman, "Yehoyada oğlu Benaya git, onu vur," diye buyruk verdi. Benaya Rabbin çadırına gitti ve Yoav'a, "Kral dışarı çıkmanı buyuruyor," dedi. Yoav, "Hayır, burada ölmek istiyorum," karşılığını verdi. Benaya gidip Yoav'ın kendisini nasıl yanıtladığını krala bildirdi. Kral, "Onun istediği gibi yap," dedi. "Kendisini orada öldür ve göm. Yoav'ın boş yere döktüğü kanın sorumluluğunu benim ve babamın soyu üstünden kaldırmış olursun. Rab döktüğü kandan ötürü onu cezalandıracaktır. Çünkü Yoav, babam Davut'un bilgisi dışında kendisinden daha iyi ve doğru olan iki kişiyi, İsrail ordusunun komutanı Ner oğlu Avner'le Yahuda ordusunun komutanı
Yeter oğlu Amasya'yı kılıçla öldürdü. Böylece dökülen kanlarının sorumluluğu sonsuza dek Yoav'ın ve soyunun üstünde kalacaktır. Ama Rab, Davut'a, soyuna, ailesine ve tahtına sonsuza dek esenlik verecektir. Yahoyada oğlu Benaya gidip Yoav'ı öldürdü. Onu ıssız bir bölgede bulunan kendi evine gömdüler. Kral, Yoav'ın yerine Yahoyada oğlu Benaya'yı ordu komutanı yaptı. Evyatar'ın yerine de kahin Sadaku atadı. Sonra kral haber gönderip Şimi'yi çağırttı. Ona, Yeruşalem'de kendine bir ev yap ve orada otur dedi. Hiçbir yere gitme. Oradan ayrılıp Kidron Vadisi'nden öteye geçtiğin gün bil ki öleceksin. Sorumluluk sana ait. Şimi krala, efendim ve kralım, peki diye karşılık verdi. Kulun olarak söylediklerini aynen yapacağım. Şimi Yeruşalem'de uzun süre yaşadı. Aradan 3 yıl geçmişti. Şimi'nin 2 kölesi Gat kralı Maaka oğlu Akiş'in yanına kaçtı. Kölelerin Gat'a kaçtığını Şimi'ye haber verdiler. Bunun üzerine Şimi kalkıp eşeğine palan vurdu ve kölelerini aramak üzere Gat'a, Akiş'in yanına gitti. Kölelerini bulup Gat'tan geri getirdi. Şimi'nin Yeruşalem'den Gat'a gidip döndüğü Süleyman'a anlatılınca, Süleyman Şimi'yi çağırdı. ''Sana Rabbin adıyla ant içirmedim mi?'' dedi. ''Kalkıp herhangi bir yere gittiğin gün öleceğini bil.'' diye seni uyarmadım mı? Sen de bana ''Peki, sözünü dinleyeceğim.'' demedin mi? Öyleyse neden Rabbin adına içtiğin anda ve buyruğuma uymadın? Kral, Şimi'ye karşı sözlerini şöyle sürdürdü. ''Babam Davut'a yaptığın bütün kötülükleri çok iyi biliyorsun. Bu yaptıklarından dolayı Rab seni cezalandıracak. Ama Kral Süleyman kutsanacak ve Davut'un tahtı Rabbin önünde sonsuza dek kurulu kalacaktır. Kral, Yahoyada oğlu Banaya'ya buyruk verdi. O da gidip Şimi'yi öldürdü. Böylece Süleyman'ın krallığı iyice pekişti. 1. Krallar 3. Bölüm Süleyman, Mısır Firavunu'nun kızıyla evlendi. Böylece Firavun'la müttefik oldu. Eşini Davut kentine götürdü. Kendi sarayı, Rabbin tapınağı ve Yeruşalem'in çevre surları tamamlanıncaya kadar orada yaşadılar. Halk hala çeşitli tapınma yerlerinde Rabbe kurban sunuyordu. Çünkü o güne dek Rabbin adına yapılmış bir tapınak yoktu. Süleyman, babası Davut'un kurallarına uyarak Rabbe olan sevgisini gösterdi. Ancak hala çeşitli tapınma yerlerinde kurban sunuyor, buhur yakıyordu. Tapınma yerlerinin en ünlüsü Givon'daydı. Kral Süleyman oraya giderek sunakta 1000 yakmalık sunu sundu. Rab Tanrı, Givon'da o gece rüyada Süleyman'a görünüp, ''Sana ne vermemi istersin?'' diye sordu. Süleyman, ''Kulun, babam Davut'a büyük iyilikler yaptın.'' diye karşılık verdi. ''O sana bağlı, doğru, bütün yüreğiyle dürüst biri olarak yolunda yürüdü.'' Bugün tahtına oturacak bir oğul vermekle ona büyük bir iyilik daha yapmış oldun. Ya Rab, Tanrım, ben henüz çocuk denecek bir yaşta yöneticilik nedir bilmezken bu kulunu babam Davut'un yerine kral atadın. İşte kulun, kendi seçtiğin kalabalık halkın sayılamayacak kadar büyük bir kalabalığın ortasındadır. Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki, İyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir? Süleyman'ın bu isteği Rabbi hoşnut etti. Tanrı ona şöyle dedi. Madem ki kendin için uzun ömür, zenginlik ve düşmanlarının ölümünü istemedin, bunların yerine adil bir yönetim için bilgelik istedin, isteğini yerine getireceğim. Sana öyle bir bilgelik ve sezgi dolu bir yürek vereceğim ki, benzeri ne senden öncekilerde görülmüştür, ne de senden sonrakilerde görülecektir. Sana istemediklerini de vereceğim. Yaşadığın sürece öbür kuralların erişemeyeceği bir zenginlik ve yüceliğe ulaşacaksın. Eğer sen de baban Davut gibi kurallarıma ve buyruklarıma uyup yollarımda yürürsen, sana uzun ömür de vereceğim. Süleyman uyanınca bunun bir rüya olduğunu anladı.
Sonra Yeruşalim'e gitti. Rabbin antlaşma sandığının önünde durup yakmalık ve esenlik sunuları sundu. Ayrıca bütün görevlilerine de bir şölen verdi. Bir gün iki fahişe gelip kralın önünde durdu. Kadınlardan biri krala şöyle dedi. Efendim, bu kadınla ben aynı evde kalıyoruz. Birlikte kaldığımız sırada ben bir çocuk doğurdum. İki gün sonra da o doğurdu. Evde yalnızdık. İkimizden başka kimse yoktu. Bu kadın geceleyin çocuğunun üzerine yattığı için çocuk ölmüş. Gece yarısı ben cariyen uyurken kalkıp çocuğumu almış, koynuna yatırmış. Kendi ölü çocuğunu da benim koynuma koymuş. Sabahleyin oğlumu emzirmek için kalktığımda onu ölmüş buldum. Ama sabah aydınlığında dikkatle bakınca onun benim doğurduğum çocuk olmadığını anladım. Öbür kadın, hayır, yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diye çıkıştı. Birinci kadın, hayır, ölen çocuk senin, yaşayan çocuk benim diye diretti. Kralın önünde böyle tartışıp durdular. Kral, biri yaşayan çocuk benim, ölü olan senin diyor. Öbürü, hayır, ölen çocuk senin, yaşayan benim diyor. O halde bana bir kılıç getirin, dedi. Kılıç getirilince kral, yaşayan çocuğu ikiye bölüp yarısını birine, yarısını öbürüne verin, diye buyurdu. Yüreği oğlunun acısıyla sızlayan çocuğun gerçek annesi krala, aman efendim, sakın çocuğu öldürmeyin, ona verin, dedi. Öbür kadınsa, çocuk ne benim ne de senin olsun, onu ikiye bölsünler, dedi. O zaman kral kararını verdi. Sakın çocuğu öldürmeyin, birinci kadına verin, çünkü gerçek annesi odur. Kralın verdiği bu kararı duyan bütün İsrailliler hayranlık içinde kaldı. Herkes adil bir yönetim için Süleyman'ın Tanrı'dan gelen bilgeliğe sahip olduğunu anladı. 1. Krallar 4. Bölüm. Süleyman bütün İsrail'in kralıydı. Görevlileri ise şunlardı. Kahin, Sadok'un oğlu Azarya. Yazmanlar, Şişa'nın oğulları Elihoref ve Ahiya. Devlet tarihçisi, Ahilut oğlu Yehoşafat. Ordu komutanı, Yehoyada oğlu Benaya. Kahinler, Sadok ve Evyatar. Başvali, Natan oğlu Azarya. Kralın özel danışmanı, Natan oğlu Kahin Zavut. Saray sorumlusu, Ahişar, Angaryacıların başı, Avda oğlu Adoniram. Süleyman'ın İsrail'de 12 bölge valisi vardı. Bunlar kralın ve sarayın yiyecek içecek gereksinimini karşılardı. Her vali yılda bir ay bu gereksinimleri karşılamakla yükümlüydü. Bu valiler şunlardı. Efraim'in dağlık bölgesinde Benhur, Makaz, Şalvim, Beyt Şemeş ve Elon Beyt Hanan bölgelerinde Ben Deker, Arubot, Soko ve bütün Hefer bölgesinde Ben Heset, Nafat Dor bölgesinde Süleyman'ın kızı Tafat'la evli olan Ben Avinadav, Tanak, Megiddo, Yizreel'in altında, Sareta'nın yanındaki bütün Beyt Şeen ve Beyt Şeen'den Avel, Mehola ve Yokmeyen ötelerine kadar uzanan bölgede Ahilut oğlu Bana, Ramot, Gilat, Gilat'ta Maneşe oğlu Yair'in yerleşim birimleri ve Başan'daki Argov yöresinde surlar ve tunç sürgülerle güçlendirilmiş 60 büyük kentin başında Ben Geber, Mahanayim bölgesinde İddo oğlu Ahinadav, Naftali bölgesinde Süleyman'ın kızı Basemat'la evlenen Ahimaz, Aşer ve Bealat bölgesinde Huşay oğlu Baana, İssakar bölgesinde Paruah oğlu Yahuşafat, Benyamin bölgesinde Ela oğlu Şimi, Gilat bölgesinde yani Amor kralı Sihon'la Başan kralı Ogun, eski topraklarında Uri oğlu Geber. Ayrıca Yahuda bölgesinin tek valisi vardı. Yahuda ve İsrail halkı kıyılardaki kum kadar kalabalıktı. Herkes yiyip içip sevinç içinde yaşıyordu. Süleyman, Fırat ırmağından Filist'e, oradan Mısır sınırına kadar bütün ülkelere egemendi. Bu ülkeler Süleyman'ın yaşamı boyunca ona haraç ödeyip hizmet ettiler. Süleyman'ın sarayının bir günlük yiyecek gereksinimi şunlardı. 30 kor ince 60 kor kepekli un,
Onu ahırda, 20'si çayırda yetiştirilmiş sığır ve 100 koyun, ayrıca geyikler, ceylanlar, karacalar ve semiz kuşlar. Tifsah'tan Gazze'ye kadar Fırat Irmağı'nın batısındaki bütün krallıkları Süleyman yönetiyordu. Her tarafta barış vardı. Dan'dan Beersheba'ya kadar Yahuda ve İsrail halkının her bireyi Süleyman'ın yaşamı boyunca kendi asması ve incir ağacı altında güvenlik içinde yaşadı. Süleyman'ın savaş arabalarının atları için 40 bin ahırı ve 12 bin atlısı vardı. Bölge valilerinin her biri kendine düşen bir ay boyunca Kral Süleyman'a ve sofrasına oturan herkese yiyecek sağlar. Hiçbir şeyi eksik etmezdi. Her vali kendisine verilen buyruk uyarınca savaş arabalarının atlarıyla öbür atlar için belirli bir yere arpa ve saman getirirdi. Tanrı Süleyman'a bilgelik, derin bir sezgi, kıyılardaki kum kadar anlayış verdi. Süleyman'ın bilgeliği bütün doğuluların ve Mısırlıların bilgeliğinden daha üstündü. O, Ezrahlı, Etan, Mahol'un oğulları, Heman, Kalkol ve Darda'da içinde olmak üzere herkesten daha bilgeydi. Ünü çevredeki bütün uluslara yayılmıştı. 3000 özdeyişi ve 1005 ezgisi vardı. Lübnan sedir ağacından duvarlarda biten mercan köşk otuna kadar bütün ağaçlardan söz ettiği gibi hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve balıklardan da söz edebiliyordu. Süleyman'ın bilgeliğini duyan dünyanın bütün kralları ona adamlarını gönderirdi. Bütün uluslardan insanlar gelir, Süleyman'ın bilgece sözlerini dinlerdi. 1. Krallar 5. Bölüm Sur Kralı Hiram, Süleyman'ın babası Davut'un yerine kral olarak meshedildiğini duyunca, elçilerini Süleyman'a gönderdi. Çünkü Davut'la hep dostça geçinmişti. Süleyman, Hiram'a şu haberi gönderdi. Bildiğin gibi babam Davut çevresindeki savaşlar yüzünden, Tanrısı Rabbin adına bir tapınak yapamadı. Bu savaşlarda Rab, Davut'un düşmanlarını onun ayakları altına serdi. Oysa şimdi Tanrım Rab her yönden bana rahatlık verdi. Ne bir düşmanım var ne de kötü bir olay. Rab babam Davut'a tahtına oturtacağın oğlun benim adıma bir tapınak yapacak diye söz verdi. Ben de Tanrım Rabbin adına bir tapınak yapmaya karar verdim. Şimdi bana Lübnan'dan sedir ağaçları kesmeleri için adamlarına buyruk ver. Benim adamlarım da seninkilerle birlikte çalışsın. Adamların için istediğin ücreti vereceğim. Aramızda saydalılar kadar ağaç kesmede usta adamlar olmadığını biliyorsun. Hiram, Süleyman'dan bu haberi alınca çok sevindi ve bugün o büyük ulusu yönetmek üzere Davut'a bilge bir oğul veren Rabbe övgüler olsun dedi. Sonra Hiram, Süleyman'a şu haberi gönderdi. Gönderdiğin haberi aldım. Sedir ve selvi ağaçlarıyla ilgili bütün dileklerini yerine getireceğim. Adamlarım tomrukları Lübnan'dan denize indirecekler, ben de onları sallar halinde bağlatıp belirteceğin yere kadar yüzdüreceğim. Orada adamlarım onları çözer, sen de alıp götürürsün. Sarayımın yiyecek gereksinimi karşılamakla sen de benim dileğimi yerine getirmiş olursun. Hiram, Süleyman'a istediği kadar sedir ve selvi tomruğu sağladı. Süleyman her yıl Hiram'a sarayının yiyecek gereksinimi olarak 20 bin ölçek buğday, 20 kor, saf zeytinyağı verirdi. Rab verdiği söz uyarınca Süleyman'a bilgelik verdi. Süleyman'la Hiram arasında barış vardı. Aralarında bir antlaşma yaptılar. Kral Süleyman, angaryasına çalıştırmak üzere bütün İsrail'den 30 bin adam topladı. Sırayla her ay 10 binini Lübnan'a gönderiyordu. Bir ay Lübnan'da, iki ay evlerinde kalıyorlardı. Angaryasına çalışan adamların başında Adoniram vardı. Süleyman'ın yük taşıyan 70 bin, dağlarda taş kesen 80 bin adamı vardı. Ayrıca işin yürümesini sağlayan ve işçileri yöneten 3300 görevlisi vardı. İşçiler kralının buyruğu uyarınca, tapınağın temelini yontma taşlarla atmak üzere ocaktan büyük ve kaliteli taşlar kesip çıkardılar. Süleyman'ın ve Hiram'ın yapıcılarıyla Gebalılar, tapınağın yapımı için taşlarla keresteleri kesip hazırladılar.
1. Krallar 6. Bölüm. İsrail halkı Mısır'dan çıktıktan 480 yıl sonra Süleyman krallığının 4. yılının 2. ayı olan Ziv ayında Rabbin tapınağının yapımına başladı. Kral Süleyman'ın Rab için yaptığı tapınağın uzunluğu 60, genişliği 20, yüksekliği 30 arşındı. Tapınağın ana bölümünün önündeki Eyvan tapınağının genişliğinde olup 20 arşındı. Eyvan tapınağının önünden ileriye doğru 10 arşındı. Süleyman tapınakta dışa doğru daralan kafesli pencereler yaptırdı. Tapınağın dış cephesine bitişik, ana bölümün ve iç odanın çevresindeki duvarlara içlerinde odalar bulunan katlar yaptırdı. Alt kat 5 arşın, orta kat 6 arşın, üst kat 7 arşın genişliğindeydi. Kirişler tapınağın duvarlarına girmesin diye duvarların çevresinde dışarıya doğru çıkıntılar bıraktı. Tapınağın yapımında kullanılan taşlar taş ocaklarında yontulmuştu. Onun için yapım halindeki tapınakta çekiç ve balta dahil hiçbir demir aletin sesi duyulmadı. Aşağı yan katın girişi tapınağın güneyindeydi. Döner bir merdiven de orta kata, oradan da üçüncü kata çıkılırdı. Süleyman tapınağı yapıp tamamladı. Üstünü sedir ağacından direklerle, kalın tahtalarla kapattı. Dış duvarlara bitişik katlar tapınağın çevresini kapsıyordu. Her birinin yüksekliği 5 arşındı. Bunlar sedir ağacından kirişlerle tapınağa eklendi. Rab Süleyman'a şöyle seslendi. Bu tapınağı yapmaktasın. Kurallarıma, ilkelerime ve bütün buyruklarıma uyup onlara bağlı kalırsan, baban Davut'a verdiğim sözü senin aracılığınla yerine getireceğim. Halkım İsrail'in arasında yaşayıp onları hiç terk etmeyeceğim. Süleyman tapınağı yapıp bitirdi. Tapınağın iç duvarlarının yüzeyini sedir ağaçlarıyla döşeyip üstlerini tabandan tavana kadar tahtalarla kapladı. Tapınağın zeminini ise selvi tahtalarla döşetti. En kutsal yer olarak adlandırılan iç oda tapınağın arka bölümünde yapıldı. Tabandan tavana kadar sedir tahtasından oluşan bir duvarla öbür bölümlerden ayrıldı. Bu bölümün uzunluğu 20 arşındı. Bu iç odanın önündeki ana bölümün uzunluğu ise 40 arşındı. Taşlar görünmesin diye tapınağın içi üzerine su kabağı ve çiçek motifleri oyulmuş sedir tahtalarıyla kaplandı. Tapınağın içinde Rabbin antlaşma sandığının konacağı iç oda hazırlandı. Bu odanın içten içe uzunluğu, genişliği ve yüksekliği 20'şer arşındı. Süleyman odayı saf altınla kaplattı. Sunağı da sedir tahtalarla döşetti. Tapınağın içini saf altınla kaplattı. İç odanın önüne altın zincirler asıp orayı da altınla kaplattı. Böylece iç odadaki sunak dahil tapınağın içini tamamen altınla kaplatmış oldu. İç odada her biri 10 arşın yüksekliğinde zeytin ağacından 2 keriv yaptı. Her kanadı 5'er arşın olan kerivin açık kanatları bir uçtan öbür uca toplam 10 arşındı. Öbür kerivin kanat açıklığı da 10 arşındı. Her iki kerivin da ölçüsü ve görünüşü aynıydı. İkisinin de yüksekliği 10 arşındı. Süleyman kerivleri tapınağın iç odasına yerleştirdi. Kerivlerden birinin açık kanadı bir duvara, ötekinin kanadı karşı duvara erişirken, öbür kanatları da odanın ortasında birbirine değiyordu. Süleyman kerivleri de altınla kaplattı. Tapınağın iç ve dış odalarının bütün duvarlarını kabartma, kerivler, hurma ağaçları ve çiçek motifleriyle süsletti. Tapınağın hem iç hem de dış odasının döşemelerini altınla kaplattı. İç odanın girişine zeytin ağacından iki kanatlı, sörevli bir kapı yaptırdı. Söveli kapının genişliği tapınağın genişliğinin 5'te biriydi. Zeytin ağacından yapılan iki kapı kanadının üstüne kabartma kerivler, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Kerivler ve hurma ağaçlarını altınla kaplattı. Aynı biçimde ana bölümünün girişine de zeytin ağacından kapı söveleri yaptırdı. Bu söveli kapı tapınağın genişliğinin 4'te biriydi. Ayrıca selvi ağacından her biri iki kanatlı katlanabilen iki kapı yaptırdı. Bunların da üstüne kerovlar, hurma ağaçları ve çiçek motifleri oydurdu. Oymaların üzerine düzgün biçimde altınla kaplattı.
iç avlunun duvarlarını 3 sıra yontma taş ve 1 sıra sedir ağacı kirişleriyle yaptırdı. Rabbin tapınağının temeli 4. yılın Zif ayında atıldı. 11. yılın 8. ayı olan Bul ayında tapınak tasarlandığı biçimde bütün ayrıntılarıyla tamamlandı. Tapınağın yapımı Süleyman'ın 7 yılını almıştı. 1. Krallar 7. Bölüm. Süleyman kendine yapımı 13 yıl süren bir saray yaptırdı. Uzunluğu 100, genişliği 50, yüksekliği 30 arşın olan Lübnan Ormanı adlı bir saray daha yaptırdı. Saray, sedir kirişler yerleştirilmiş 4 sıra halindeki sedir sütunların üzerine yapılmıştı. Sütunların üstündeki 45 kirişin üstü sedir tahtalarıyla kaplanmıştı. Bir sıra 15 kirişten oluşuyordu. Kafesli pencereler 3 sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı. Kapılar ve söveleri 4 köşeliydi. Pencereler ise 3 sıra halinde birbirine bakacak biçimde yapılmıştı. Süleyman 50 arşın uzunluğunda 30 arşın genişliğinde sütunlu bir eyvan yaptırdı. Eyvanın önünde sütunlarla desteklenmiş asma tavan vardı. Taht evranını yani kararların verileceği yargı eyvanını da yaptırdı. Bu eyvan da baştan aşağı sedir tahtalarıyla kaplıydı. Eyvanın arkasında öbür avludaki kendi oturacağı saray da aynı biçimde yapılmıştı. Süleyman, karısı olan Firavun'un kızı içinde bu eyvanın benzeri bir saray yaptırdı. Dışarıdan büyük bir avluya, temelden çatıya kadar bütün bu yapılar kaliteli taşlarla yapılmıştı. Taşlar testereyle kesilmiş, ön ve arka yüzleri yontulmuş, belirli ölçülere göre hazırlanmıştı. Temeller 8 ve 10 arşın uzunluğunda büyük seçme taşlardan atılmıştı. Üstlerinde belirli ölçülere göre kesilmiş kaliteli taşlar ve sedir kirişler vardı. Büyük avlu 3 sıra yontma taş ve 1 sıra sedir kirişlerinden oluşan bir duvarla çevrilmişti. Rabbin tapınağının iç avlusuyla eyvanın duvarları da aynı yapıdaydı. Kral Süleyman haber gönderip Sur'dan Hiram'ı getirtti. Hiram'ın annesi Naftali oymağından dul bir kadın, babası ise Surlu bir tunç işçisiydi. Hiram, tunç işlemede bilgili, deneyimli, usta biriydi. Gelip Kral Süleyman'ın bütün işlerini yaptı. Hiram, her birinin yüksekliği 18 arşın ve çevresi 12 arşın olan iki tunç sütun döktü. Sütunların üzerine koymak için 5'er arşın yüksekliğinde dökme tunçtan 2 sütun başlığı yaptı. Sütun başlıklarının her biri ağla kaplanmıştı. Ağın üzeri 7 sıra örgülü zincirle ve 2 sıra nar motifiyle bezenmişti. Eyvanda bulunan 4 arşın yüksekliğindeki sütun başlıkları da zambak biçimindeydi. Her iki sütun başlığında örgülü ağa yakın çıkıntının yukarısında çepeçevre diziler halinde 200 nar motifi vardı. Hiram, sütunları tapınağın eyvanına dikip sağdakine Yakin, soldakine Boaz adını verdi. Sütun başlıkları zambak biçimindeydi. Böylece sütunların işi tamamlanmış oldu. Hiram, dökme tunçtan 10 arşın çapında, 5 arşın derinliğinde, çevresi 30 arşın yuvarlak bir havuz yaptı. Havuz kenarlarının altındaki 2 sıra su kabağı motifiyle birlikte dökülmüştü. Her arşın 10'ar tane olan bu motifler havuzu çepeçevre kuşatıyordu. Havuz 3'ü kuzeye, 3'ü batıya, 3'ü güneye, 3'ü de doğuya bakan 12 boğa heykeli üzerinde oturtulmuştu. Boğaların sağrıları da içe dönüktü. Havuzun kalınlığı 4 parmaktı. Kenarları kase kenarlarını, zambak çiçeklerini andırıyordu. 2000 bat su alıyordu. Hiram her biri 4 arşın uzunluğunda, 4 arşın genişliğinde ve 3 arşın yüksekliğinde 10 adet tunç ayaklık yaptı. Ayaklıklar aynalıklarla döşenmiş, aynalıklar da çerçeve içine alınmıştı. Aynalıklar aslan, boğa, keruv motifleriyle süslenmişti. Çerçeveler de böyleydi. Yalnız aslanlarla boğaların üstünde ve altında sarkık çelenk işlemeleri vardı. Her bir ayaklığın 4 tunç tekerleği ve dingilleri vardı. 4 köşeye de kazan için destekler yapılmıştı. Her dökme destek çelenklerle süslenmişti. Ayaklığın üst yüzeyinde kazan için bir arşın yüksekliğinde yuvarlak
çerçeveli bir boşluk vardı. Boşluğun tabanı 1,5 arşın genişliğindeydi. Çevresinde oymalar vardı. Ayaklıkların aynalıkları yuvarlak değil, kareydi. Aynalıkların altındaki 4 tekerleğin dingilleri ayaklıklara bağlıydı. Her tekerleğin çapı 1,5 arşındı. Tekerlekler savaş arabalarının tekerlekleri gibiydi. Dingilleri, jantları, parmakları ve göbeklerinin hepsi dökümdü. Her ayaklığın 4 köşesinde de kendinden 4 destek vardı. Ayaklıkların üstünde yarım arşın yüksekliğinde yuvarlak birer halka vardı. Ayaklıkların başındaki dayanaklar ve yan aynalıklar da ayaklıklara bitişikti. Hiram, dayanakların ve aynalıkların genişliği oranında her birinin yüzeyine kerüvler, aslanlar, hurma ağaçları, çevrelerine de çelenkler oydu. Böylece 10 ayaklığı yaptı. Hepsinin dökümü, ölçüsü ve biçimi aynıydı. Hiram ayrıca 10 ayaklığın üzerine oturan 4'er arşın genişliğinde 10 tunç kazan yaptı. Her kazan 40 bat su alıyordu. Ayaklıkların 5'ini tapınağın güneyine, 5'ini kuzeyine yerleştirdi. Havuzu ise tapınağın güneydoğu köşesine yerleştirdi. Hiram kazanlar, kürekler, leğenler yaptı. Böylece Kral Süleyman için üstlenmiş olduğu Rabbin tapınağıyla ilgili bütün işleri tamamlamış oldu. 2 sütun ve 2 yuvarlak sütun başlığı, bu başlıkları süsleyen 2 örgülü ağ, sütunların yuvarlak başlıklarını süsleyen 2 örgülü ağın üzerine 2'şer sıra halinde süsleyen 400 nar motifi, 10 kazan ve ayaklıkları, havuz ve havuzu taşıyan 12 boğa heykeli, kaplar, leğenler, kürekler. Hiram'ın Kral Süleyman için Rabbin tapınağına yaptığı bütün bu eşyalar parlak tunçtandı. Kral bunları Şeria Ovası'nda Sukat ile Saretan arasındaki kirli topraklarda döktürmüştü. Eşyalar o kadar çoktu ki Süleyman hepsini tartmadı. Kullanılan tuncun hesabı tutulmadı. Süleyman'ın Rabbin tapınağı için yaptırdığı altın eşyalar şunlardı. Sunak ekmeklerinin Tanrı'nın huzuruna konduğu masa, iç odanın girişine 5'i sağa ve 5'i sola yerleştirilen saf altın şamdanlar, çiçek süslemeleri, kandiller, maşalar, saf altın taslar, fitil maşaları, leğenler, tabaklar, buhurdanlar, tapınaktaki iç odanın yani en kutsal yerin ve ana bölümün kapı menteşeleri de altındandı. Rabbin tapınağının yapımı tamamlanınca Kral Süleyman, babası Davut'un adadığı altın, gümüş ve öbür eşyaları getirip tapınağın hazine odalarına yerleştirdi. 1. Krallar 8. Bölüm. Kral Süleyman, Rabbin antlaşma sandığını Davut kenti olan Siyon'dan getirmek üzere İsrail halkının ileri gelenleriyle bütün oymak ve boy başlarını Yeruşalim'e çağırdı. Hepsi 7. ay olan Etanim ayındaki bayramda Kral Süleyman'ın önünde toplandı. İsrail'in bütün ileri gelenleri toplanınca bazı kahinler antlaşma sandığını yerden kaldırdılar. Sandığı, buluşma çadırını ve çadırdaki bütün kutsal eşyaları kahinlerle Levililer tapınağına taşındılar. Kral Süleyman ve toplanan bütün İsrailler antlaşma sandığının önünde sayısız davar ve sığır kurban etti. Kahinler Rabbin antlaşma sandığını tapınağın iç odasına, en kutsal yere taşıyıp keruvların kanatlarının altına yerleştirdiler. Keruvların kanatları sandığın konduğu yerin üstüne kadar uzanıyor ve sandığı da sırıklarını da örtüyordu. Sırıklar öyle uzundu ki uçları iç odanın önündeki kutsal yerden görünüyordu. Ancak dışarıdan görünmüyordu. Bunlar hala oradadır. Sandığın içinde Musa'nın Horev Dağı'nda koyduğu 2 taş levhadan başka bir şey yoktu. Bunlar Mısır'dan çıkışlarında Rabbin İsraillerle yaptığı antlaşmanın taş levhalarıydı. Kahinler kutsal yerden çıkınca Rabbin tapınağını bir bulut doldurdu. Bu bulut yüzünden kahinler görevlerini sürdüremediler. Çünkü Rabbin görkemi tapınağı doldurmuştu. O zaman Süleyman şöyle dedi: "Ya Rab, karanlık bulutlarda otururum demiştin. Senin için sonsuza dek yaşayacağın görkemli bir tapınak yaptım." Kral, ayakta duran bütün İsrail topluluğuna dönerek onları kutsadıktan sonra şöyle dedi: "Babam Davut'a verdiği sözü tutan İsrail'in Tanrısı Rabbe övgüler olsun.
Rab demişti ki, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkardığım günden bu yana, içinde bulunacağım bir tapınak yaptırmak için, İsrail oymaklarına ait kentlerden hiçbirini seçmedim. Ancak halkım İsrail'i yönetmesi için Davut'u seçtim. Babam Davut, İsrail'in Tanrısı Rabbin adına bir tapınak yapmayı yürekten istiyordu. Ama Rab, babam Davut'a, adıma bir tapınak yapmayı yürekten istemen iyi bir şeydir dedi. Ne var ki, adıma yapılacak bu tapınağı sen değil, öz oğlun yapacak. Rab verdiği sözü yerine getirdi. Rabbin sözü uyarınca, babam Davut'tan sonra İsrail tahtına ben geçtim. Ve İsrail'in Tanrısı Rabbin adına tapınağı ben yaptırdım. Ayrıca Rabbin atalarımızı Mısır'dan çıkardığında, onlarla yaptığı antlaşmanın içinde korunduğu sandık için tapınakta bir yer hazırladım. Süleyman Rabbin sunağının önünde İsrail topluluğunun karşısında durup ellerini göklere açtı. Ya Rab, İsrail'in Tanrısı, yerde ve gökte sana benzer başka Tanrı yoktur, dedi. Bütün yürekleriyle yolunu izleyen kullarına, yaptığın antlaşmaya uyar iyiliğini onlardan esirgemezsin. Ağzınla kulun babam Davut'a verdiğin sözü bugün ellerinle yerine getirdin. Şimdi ya Rab, İsrail'in Tanrısı, kulun babam Davut'a verdiğin öbür sözü de tutmanı istiyorum. Ona, senin soyundan İsrail tahtına oturacakların ardı arkası kesilmeyecektir. Yeter ki çocukların önümde senin gibi dikkatle yürüsünler demiştin. Ey İsrail'in Tanrısı, şimdi kulun baban Davut'a verdiğin sözleri yerine getirmeni istiyorum. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin enginliğine bile sığamazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Ya Rab, Tanrım, kulunun bugün ettiği duayı, yalvarışı işit. Duasını ve yakarışına kulak ver. Gözlerin gece gündüz orada bulunacağım dediğin bu tapınağın üzerinde olsun. Kulunun buraya yönelerek ettiği duayı işit. Buraya yönelerek dua eden kulunun ve halkın, İsrail'in yalvarışını işit. Göklerden oturduğun yerden kulak ver, duyunca bağışla. Biri komşusuna karşı günah işleyip ant içmek zorunda kaldığında, gelip bu tapınakta senin sunağının önünde ant içerse, göklerden kulak ver ve gereğini yap. Suçlunun cezasını vererek, suçsuzu haklı çıkararak kullarını yargıla. Sana karşı günah işlediği için düşmanlarına yenik düşen halkın, İsrail yine sana döner. Adını anar, bu tapınakta dua edip yakararak önüne çıkarsa, göklerden kulak ver. Halkın, İsrail'in günahını bağışla. Onları atalarına verdiğin ülkeye yine kavuştur. Halkın sana karşı günah işlediği için gökler kapanıp yağmur yağmazsa, sıkıntıya düşen halkın buraya yönelip dua eder. Adını anar ve günahlarından dönerse, kulların, halkın, İsrail'in günahlarını bağışla. Onlara doğru yolda yürümeyi öğret. Halkına miras olarak verdiğin ülkene yağmurlarını gönder. Ülkeyi kıtlık, salgın hastalık, samyeli, küf, tırtıl ya da çekirgeler kavurduğunda, düşmanlar kentlerden birinde halkını kuşattığında, herhangi bir felakete ya da hastalık ortalığı sardığında, halkından bir kişi ya da bütün halkın, İsrail başına gelen felaketi ayrımsayıp dua edip yakararak ellerini bu tapınağa doğru açarsa, göklerden oturduğun yerden kulak ver ve bağışla. İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin. Onlara yaptıklarına göre davran ki, atalarımıza verdiğin bu ülkede yaşadıkları sürece senden korksunlar. Halkın, İsrail'den olmayan ama senin yüce adını, gücünü, kudretini duyup uzak ülkelerden gelen yabancılar bu tapınağa gelip dua ederlerse, göklerden oturduğun yerden kulak ver, yalvarışlarını yanıtla. Öyle ki dünyanın bütün ulusları halkın, İsrail gibi senin adını bilsin, senden korksun ve yaptırdığım bu tapınağın sana ait olduğunu öğrensin. Halkın düşmanlarına karşı gösterdiğin yoldan savaşa giderken sana, seçtiğin bu kente ve adına yaptırdığım bu tapınağa yönelip dua ederse,
Dualarına, yakarışlarına göklerden kulak ver ve onları kurtar. Sana karşı günah işlediklerinde günah işlemeyen tek kişi yoktur. Sen öfkelenip onları yakın ya da uzak bir ülkeye tutsak olarak götürecek düşmanlarının eline teslim edersen, onlar da tutsak oldukları ülkede pişmanlık duyup günahlarından döner. Günah işledik, yoldan sapıp kötülük yaptık diyerek sana yakarırlarsa, tutsak oldukları ülkede candan ve yürekten sana dönerlerse, atalarına verdiğin ülkelerine, seçtiğin kente ve adına yaptırdığım tapınağına yönelip dua ederlerse, göklerden oturduğun yerden dualarına, yakarışlarına kulak ver. Onları kurtar. Sana karşı günah işlemiş olan halkını ve işledikleri bütün suçları bağışla. Düşmanlarının onlara acımasını sağla. Çünkü onlar demir eritme ocağından, Mısır'dan çıkardığın kendi halkın kendi mirasındır. Sana her yalvarışlarında onlara kulak ver. Bu kulunun ve halkın İsrail'in yalvarışını dinle. Ya Rab, Yahve, atalarımızı Mısır'dan çıkardığında kulun Musa aracılığıyla dediğin gibi onları dünyanın bütün halkları arasında kendine miras olarak seçtin. Süleyman, Rabbe duasını ve yalvarışını bitirince elleri göklere açık, dizleri üzerinde çökmüş olduğu Rabbin sunağının önünde kalktı. Ayakta durup bütün İsrail topluluğunu yüksek sesle kutsayarak şöyle dedi. Sözünü tutup halkı İsrail'e esenlik veren Rabbe övgüler olsun. Kulu Musa aracılığıyla verdiği iyi sözlerin hiçbiri boşa çıkmadı. Tanrımız Rab atalarımızla olduğu gibi bizimle de olsun ve bizi hiç bırakmasın, bizden ayrılmasın. Bütün yollarını izlememiz, atalarımıza verdiği buyruklara, kurallara, ilkelere uymamız için Rab yüreklerimizi kendine yöneltsin. Ya Rab, Tanrımız önünde yalvarırken söylediğim bu sözleri gece gündüz anımsa, kulunu ve halkın İsrail'i her durumda koru. Sonunda dünyanın bütün ulusları bilsinler ki tek Tanrı Rab'dir ve ondan başka Tanrı yoktur. Bugünkü gibi onun kurallarına göre yaşamak ve buyruklarına uymak için bütün yüreğinizi Tanrımız Rabbe adayın. Kral ve bütün İsrail halkı Rabbin önünde kurban kestiler. Süleyman esenlik sunusu olarak Rabbe 22 bin sığır, 120 bin davar kurban etti. Böylece kral ve bütün İsrail halkı Rabbin tapınağını adama işini tamamlamış oldu. Aynı gün kral tapınağın önündeki avlunun orta kısmını da kutsadı. Yakmalık ve tahıl sunularını, esenlik sunularının yağlarını da orada sundu. Çünkü Rabbin önündeki tunç sunak, yakmalık ve tahıl sunularını, esenlik sunularının yağlarını alamayacak kadar küçüktü. Süleyman, Lebo Hamat'tan Mısır Vadisi'ne kadar her yerden gelen İsraillerin oluşturduğu büyük toplulukla birlikte Tanrımız Rabbin önünde ardı ardına yedişer gün toplam 14 gün bayram yaptı. Kral 8. gün halkı evlerine gönderdi. Onlar da kralı kutsayıp Rabbin kulu Davut ve halkı İsrail için yapmış olduğu bütün iyiliklerden dolayı sevinç duyarak mutluluk içinde evlerine döndüler. 1. Krallar 9. Bölüm. Süleyman Rabbin tapınağını, sarayı ve yapmayı istediği bütün işleri bitirince Rab daha önce Givon'da olduğu gibi ona yine görünerek şöyle dedi. Duanı ve yakarışını duydum. Adım sürekli orada bulunsun diye yaptığın bu tapınağı kutsal kıldım. Gözlerim onun üstünde, yüreğim her zaman orada olacaktır. Sana gelince, baban Davut'un yaptığı gibi bütün yüreğinle ve doğruluklarla yollarımı izler. Buyurduğum her şeyi yapar, kurallarıma ve ilkelerime uyarsan, baban Davut'a, İsrail tahtından senin soyunun ardı arkası kesilmeyecektir diye verdiğim sözü tutup, krallığını sonsuza dek pekiştireceğim. Ama siz ya da çocuklarınız yollarımdan sapar, buyruklarıma ve kurallarıma uymaz, gidip başka ilahlara kulluk eder, taparsanız, sizi bu ülkeden söküp atacağım, adıma kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim. İsrail bütün uluslar arasında aşağılanıp alay konusu olacak. Bu gösterişli tapınağın önünden geçenler hayret ve dehşet içinde
Rab bu ülkeyi ve tapınağı neden bu duruma getirdi diye soracaklar. Ve diyecekler ki, İsrail halkı atalarını Mısır'dan çıkaran tanrıları Rabbi terk etti. Başka ilahların ardından gitti. Onlara tapınıp kulluk etti. Rab bu yüzden bütün bu kötülükleri başlarına getirdi. Süleyman iki yapıyı Rabbin tapınağıyla kendi sarayını 20 yılda bitirdi. Bu yapılar için istediği sedir ve selvi ağaçlarıyla altını sağlayan Sur kralı Hiram'a Celile bölgesinde 20 kent verdi. Hiram gidip Süleyman'ın kendisine verdiği kentleri görünce onları beğenmedi. Süleyman'a "Bunlar mı bana verdiğin kentler kardeşim?" dedi. Bu yüzden o bölge bugüne kadar Kavul diye bilinir. Oysa Hiram, Kral Süleyman'a 120 talant altın göndermişti. Kral Süleyman, Rabbin tapınağını, kendi sarayını, Milo'yu ve Yeruşalem'in surlarını yaptırmak, ayrıca Hasor, Megiddo ve Gezer kentlerini onarıp güçlendirmek amacıyla angaryacıları toplamıştı. Mısır firavunu gidip Gezer'i ele geçirmiş ve ateşe vermişti. Orada yaşayan Kenanlıları öldürerek kenti Süleyman'la evlenen kızına armağan etmişti. Süleyman, Gezer'i aşağı Beyt Horon'u, Bağlat'ı ve kırsal bir bölgede bulunan Tamar'la birlikte bütün ambarlı kentleri ayrıca savaş arabalarıyla atların bulunduğu kentleri de onarıp güçlendirdi. Böylece Yeruşalem'de, Lübnan'da, yönetimi altındaki bütün topraklarda her istediğini yaptırmış oldu. İsrail halkından olmayan Amorlular, Hititler, Perizliler, Hivliler ve Yavuzlulardan arta kalanlara gelince, Süleyman, İsrail halkının tamamen yok etmediği bu insanların tonularını Angarya'ya koştu. Bu durum bugüne kadar sürmektedir. Ancak Süleyman, İsrail halkından hiç kimseye kölelik yaptırmadı. Onlar savaşçı, görevli, komutan, subay, savaş arabalarıyla atlıların komutanı olarak görev yaptılar. Süleyman'ın yapılan işlerin başında duran ve çalışanları denetleyen 550 görevlisi vardı. Firavun'un kızı Davut kentinden Süleyman'ın kendisi için yaptırdığı saraya taşındıktan sonra Süleyman Milo'yu yaptırdı. Süleyman, Rab için yaptırdığı sunakta yılda 3 kez yakmalık ve esenlik sunuları sunardı. Ayrıca Rabbin önündeki sunağın üstünde buhur da yakardı. Böylece Süleyman tapınağın yapımını tamamlamış oldu. Kral Süleyman, Edomluları ülkesinde, Kızıldeniz kıyısındaki Eylat yakınlarındaki Esyon Gever'de gemileri yaptırdı. Hiram, denizi bilen gemicilerini Süleyman'ın adamlarıyla birlikte Ofir'e gönderdi. Ofir'e giden bu gemiciler, Kral Süleyman'a 420 talant altın getirdiler. 1. Krallar 10. Bölüm Saba kraliçesi Rabbin adından ötürü Süleyman'ın artan ününü duyunca onu çetin sorularla sınamaya geldi. Çeşitli baharat, çok miktarda altın ve değerli taşlarla yüklü büyük bir kervan eşliğinde Yeruşalem'e gelen kraliçe, aklından geçen her şeyi Süleyman'la konuştu. Süleyman onun bütün sorularına karşılık verdi. Kralın ona yanıt bulmakta güçlük çektiği hiçbir konu olmadı. Süleyman'ın bilgeliğini, yaptırdığı sarayı, sofranın zenginliğini, görevlilerin oturup kalkışını, özel giyimli hizmetkarlarını, sakilerini ve Rabbin tapınağında sunulan yakmalık sunuları gören Saba kraliçesi hayranlık içinde kaldı. Krala, ülkemdeyken yaptıklarınla ve bilgeliğinle ilgili duyduklarım doğruymuş dedi. Ama gelip kendi gözlerimle görünceye dek inanmamıştım. Bunların yarısı bile bana anlatılmadı. Bilgeliğin de, zenginliğin de duyduklarımdan kat kat fazla. Ne mutlu adamlarına, ne mutlu sana hizmet eden görevlilere. Çünkü sürekli bilgeliğine tanık oluyorlar. Senden hoşnut kalan, seni İsrail tahtına oturtan Tanrın Rabbe övgüler olsun. Rab İsrail'e sonsuz sevgi duyduğundan, adaleti ve doğruluğu sağlaman için seni kral yaptı. Saba kraliçesi krala 120 talant altın, çok büyük miktarda baharat ve değerli taşlar armağan etti. Saba kraliçesi kral Süleyman'a o kadar baharat armağan etti ki bir daha hiçbir zaman bu kadar çok baharat görülmedi. Bu arada Hiram'ın gemileri Ofir'den altın ve büyük miktarda almuk kerestesiyle değerli taşlar getirdiler. Kral Rabbin tapınağıyla sarayın
trabzanlarını, çalgıcıların lirleriyle çenklerini bu almuk kerestelerinden yaptırdı. Bugüne dek o kadar almuk ağacı ne gelmiş ne de görülmüştür. Kral Süleyman, Saba kraliçesinin her istediğini, her dilediğini yerine getirdi. Ayrıca ona gönülden kopan birçok armağan verdi. Bundan sonra kraliçe adamlarıyla birlikte oradan ayrılıp kendi ülkesine geri döndü. Süleyman'a bir yılda gelen altının miktarı 666 talantı buluyordu. Alım satımla uğraşanlarla tüccarların kazançlarından ve Arabistan'ın bütün krallarıyla İsrail valilerinden gelenler bunun dışındaydı. Kral Süleyman her biri 600 şekel ağırlığında dövme altından 200 büyük kalkan yaptırdı. Ayrıca her biri 3 mina ağırlığında dövme altından 300 küçük kalkan yaptırdı. Kral bu kalkanları Lübnan Ormanı adındaki saraya koydu. Kral fil dişinden büyük bir taht yaptırıp saf altınla kapladı. Tahtın altı, basamağı, arka kısmındaki yuvarlak bir başlığı vardı. Oturulan yerin iki yanında kollar, her kolun yanında birer aslan heykeli bulunuyordu. Altı, basamağın iki yanında 12 aslan heykeli vardı. Hiçbir krallıkta böylesi yapılmamıştı. Kral Süleyman'ın kadehleriyle Lübnan Ormanı adındaki sarayın bütün eşyaları saf altından yapılmış, hiç gümüş kullanılmamıştı. Çünkü Süleyman'ın döneminde gümüşün değeri yoktu. Hiram'ın gemilerinin yanı sıra kralın da denizde ticaret gemileri vardı. Bu gemiler 3 yılda bir altın, gümüş fil dişi ve değişik maymunlarla yüklü olarak dönerlerdi. Kral Süleyman dünyanın bütün krallıklarından daha zengin, daha bilgeydi. Tanrı'nın Süleyman'a verdiği bilgeliği dinlemek için bütün dünya onu görmek isterdi. Onu görmeye gelenler her yıl armağan olarak altın ve gümüş eşya, giysi, silah, baharat, at, katır getirirlerdi. Süleyman savaş arabalarıyla atlarını topladı. 1400 savaş arabası, 12.000 atı vardı. Bunların bir kısmını savaş arabaları için ayrılan kentlere, bir kısmını da kendi yanına Yeruşalem'e yerleştirdi. Krallığı döneminde Yeruşalem'de gümüş taş değerine düştü. Sedir ağaçları, Şefala'daki yabanıl incir ağaçları kadar bollaştı. Süleyman'ın atları Mısır ve Kebe'den getirilirdi. Kralın tüccarları atları Kebe'den satın alırdı. Mısır'dan bir savaş arabası 600, bir at 150 şekel gümüşe getirilirdi. Bunları bütün Hitit ve Aram krallarına satarlardı. 1. Krallar 11. Bölüm. Kral Süleyman, Firavun'un kızının yanı sıra Moablı, Amonlu, Edomlu, Saydalı ve Hititli birçok yabancı kadın sevdi. Bu kadınlar Rabbin İsrail halkına ne siz onların arasına girin ne de onlar sizin aranıza girsinler. Çünkü onlar kesinlikle sizi kendi ilahlarının ardınca yürümek üzere saptıracaklardır dediği uluslardandır. Buna karşın Süleyman onlara sevgiyle bağlandı. Süleyman'ın kral kızlarından 700 karısı ve 300 cariyesi vardı. Karıları onu yolundan saptırdılar. Süleyman yaşlandıkça karıları onu başka ilahların ardınca yürümek üzere saptırdılar. Böylece Süleyman bütün yüreğini tanrısı Rab'be adayan babası Davut gibi yaşamadı. Saydalıların tanrıçası olan Aştoret'e ve Amonlulara iğrenç ilahi Molek'e taptı. Böylece Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Rabbin yolunda yürüyen babası Davut gibi tam anlamıyla Rabbi izlemedi. Yeruşalem'in doğusundaki tepede Moavların iğrenç ilahi Kemoş'a ve Amonluların iğrenç ilahi Molek'e tapınak için bir yer yaptırdı. İlahlarına buhur yakıp kurban kesen bütün yabancı karıları içinde aynı şeyleri yaptırdı. İsrail'in tanrısı Rab kendisine iki kez görünüp başka ilahlara tapma demesine karşın Süleyman Rabbin yolundan saptı ve onun buyruğuna uymadı. Bu yüzden Rab Süleyman'a öfkelenerek, ''Seninle yaptığım antlaşmaya ve kurallarıma bilerek uymadığın için krallığı elinden alacağım ve görevlilerinden birine vereceğim.'' dedi. Ancak baban Davut'un hatırı için bunu senin yaşadığın sürede değil, oğlun kral olduktan sonra yapacağım. Ama oğlunun elinden bütün krallığı almayacağım. Kulum Davut'un ve kendi seçtiğim Yeruşalem'in hatırı için oğluna bir oymak bırakacağım.'' Rab, kral soyundan gelen bir düşmanı,
Edomlu Hadat'ı Süleyman'a karşı ayaklandırdı. Daha önce Davut Edomlularla savaşırken ölüleri gömmeye giden ordu komutanı Yoav Edom'daki bütün erkekleri öldürmüştü. Yoav ile İsrailliler Edom'daki erkeklerin hepsini yok edinceye dek 6 ay orada kalmışlardı. Ancak genç Hadat babasının görevlilerinden bazı Edomlularla birlikte Mısır'a kaçmıştı. Sonra Midyan'dan ayrılıp Paran'a geçmişlerdi. Oradan bazı Paranlıları da yanlarına alıp Mısır'a Firavun'un yanına gelmişlerdi. Firavun, Hadat'a barınak, yiyecek ve toprak sağlamıştı. Hadat, Firavun'un dostluğunu kazandı. Bunun üzerine Firavun, kendi karısı kraliçe Tahpenes'in kız kardeşini Hadat'la evlendirdi. Tahpenes'in kız kardeşi Hadat'a Genuvat adlı bir oğul doğurdu. Tahpenes çocuğu sarayda Firavun'un çocuklarıyla birlikte büyüttü. Hadat, Davut'la ordu komutanı Yoav'in ölüm haberini Mısır'da duydu. Firavun'a izin ver, kendi ülkeme döneyim dedi. Firavun, bir eksiğin mi var, neden ülkene dönmek istiyorsun diye sordu. Hadat, hayır ama lütfen gitmeme izin ver diye yanıtladı. Tanrı, efendisi Soba kralı Hadadezer'den kaçan bir düşmanı Elyada oğlu Rezon'u Süleyman'a karşı ayaklandırdı. Davut, Sovalılara saldırdığında Rezon çevresine haydutları toplayıp onlara önderlik etmişti. Birlikte Şam'a gitmişler, orada kalıp yönetimi ele geçirmişlerdi. Hadat'ın yaptığı kötülüğün yanı sıra Rezon, Süleyman yaşadığı sürece İsrail'in düşmanı oldu. Aram'da krallık yaparak İsrail'den nefret etti. Efraim oymağında Nevat oğlu Seredalı Yarobam, kral Süleyman'a karşı ayaklandı. Yarobam, Süleyman'ın görevlilerindendi. Annesi Serua adlı dul bir kadındı. Yarobam'ın krala karşı ayaklanmasının öyküsü şöyleydi. Süleyman Milo'yu yaptırıp babası Davut kentindeki surların gediğini kapatmıştı. Yarobam çok yetenekli biriydi. Süleyman bu genç adamın ne denli çalışkan olduğunu görünce Yusuf soyunun bütün ağır işlerinin sorumluluğunu ona verdi. Bir gün Yarobam Yeruşalim'in dışına çıktı. Yolda Şilolu peygamber Ahiya ile karşılaştı. Ahiya yeni giysisini giymişti. İkisi kent dışında yalnızdılar. Ahiya üzerindeki giysiyi yırtıp 12 parçaya ayırdı. Ve Yoram'a 10 parçayı kendine al dedi. Çünkü İsrail'in tanrısı Rab diyor ki ben Süleyman'ın elinden krallığı alıp 10 oymağı sana vereceğim. Ama kulum Davut'un ve İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiğim Yeruşalem kentinin hatırı için bir oymağı onda bırakacağım. Çünkü Süleyman bana sırt çevirip Saydalıların tanrıçası Aştoret'e, Muavlıların ilahı Kemoş'a ve Amonluların ilahı Molek'e taptı. Kullarıma, ilkelerime uyup gözümde doğru olanı yapan babası Davut gibi yollarımı izlemedi. Ama buyruklarıma, kurallarıma bağlı kalan, seçtiğim kulun Davut'un hatırı için Süleyman'ın elinden bütün krallığı almayacağım. Yaşamı boyunca onu önder yapacağım. Ancak krallığı oğlunun elinden alıp 10 oymağı sana vereceğim. Orada bulunmak üzere seçtiğim Yeruşalim kentindeki kulum Davut'un soyu yok olmasın diye Süleyman'ın oğluna bir oymak bırakacağım. Sana gelince seni İsrail kralı yapacağım. İsrail'i dilediğin gibi yöneteceksin. Kulum Davut gibi istediklerimi yerine getirir. Kullarıma ve buyruklarıma uyar. Gözünde doğru olanı yapar. Yollarımı izlersen seninle birlikte olacağım. Davut'a yaptığım gibi senin de güçlü bir haneden kurup İsrail'i sana vereceğim. Süleyman'ın günahından ötürü Davut soyunun gururunu kıracağım ancak sonsuza dek değil. Süleyman Yarobam'ı öldürmeye çalıştı ama Yarobam Mısır'a kaçıp Mısır kralı Şişak'a sığındı. Süleyman'ın ölümüne kadar orada kaldı. Süleyman'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, bütün yaptıkları bilgeliği Süleyman'ın tarihinde yazılıdır. Süleyman, 40 yıl süreyle bütün İsrail'i Yeruşalem'den yönetti. Süleyman ölüp atalarına kavuşunca, babası Davut kentinde gömüldü. Yerine oğlu Rehavam kral oldu. 1. Krallar 12. Bölüm Rehavam Şekem'e gitti çünkü bütün İsrailler kendisini kral ilan etmek için orada toplanmışlardı.
Kral Süleyman'dan kaçıp Mısır'a yerleşen Nebat oğlu Yarovam bunu duyunca Mısır'da kalmaya karar verdi. İsrail topluluğu Yarovam'ı çağırdı. Birlikte gidip Rehavam'a şöyle dediler. Baban üzerimize ağır bir boyunduruk koydu. Ama babanın üzerimize yüklediği ağır yükü ve boyunduruğu hafifletirsen sana kul köle oluruz. Rehavam, şimdi gidin, 3 gün sonra yine gelin yanıtını verince halk yanından ayrıldı. Kral Rehavam babası Süleyman'a sağlığında danışmanlık yapan ihtiyarlara bu halka nasıl yanıt vermemi öğütlersiniz diye sordu. İhtiyarlar, bugün bu halka hizmet eder, olumlu yanıt verirsen sana her zaman kul köle olurlar diye karşılık verdiler. Ne var ki Rehavam ihtiyarların öğüdünü reddederek birlikte büyüdüğü genç görevlilerine danıştı. Siz ne yapmamı öğütlersiniz? Babanın üzerimize koyduğu boyunduruğu hafiflet diyen bu halka nasıl bir yanıt verelim? Birlikte büyüdüğü gençler ona şu karşılığı verdiler. Sana babanın üzerimize koyduğu boyunduruğu hafiflet diyen halka de ki, benim küçük parmağım babamın belinden daha kalındır. Babam size ağır bir boyunduruk yüklediyse ben boyunduruğunuzu daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola getirdiyse ben sizi akreplerle yola getireceğim. Yarovam'la bütün halk kralın 3 gün sonra yine gelin sözü üzerine 3. gün Rehavam'ın yanına geldiler. İhtiyarların öğüdünü reddeden kral Rehavam gençlerin öğüdüne uyarak halka sert bir yanıt verdi. Babamın size yüklediği boyunduruğu ben daha da ağırlaştıracağım. Babam sizi kırbaçla yola getirdiyse ben sizi akreplerle yola getireceğim. Kral halkı dinlemedi. Çünkü Şilolu Ahiya aracılığıyla Nevat oğlu Yarovam'a verdiği sözü yerine getirmek için Rab bu olayı düzenlemişti. Kralın kendilerini dinlemediğini görünce bütün İsrailliler, İşay oğlu Davut'la ne ilgimiz ne de payımız var diye bağırdılar. Ey İsrail halkı haydi evimize dönelim, Davut'un soyu başının çaresine baksın. Böylece herkes evine döndü. Rehavam da yalnızca Yahuda kentlerinde yaşayan İsraillere krallık yapmaya başladı. İsrailliler, kral Rehavam'ın gönderdiği angaryacı başı Andoram'ı taşa tutup öldürdüler. Bunun üzerine kral Rehavam savaş arabasına atlayıp Yeruşalim'e kaçtı. İsrail halkı Davut soyundan gelenlere hep baş kaldırdı. Yarovam'ın Mısır'dan döndüğünü duyunca bütün İsrailler haber gönderip kendisini toplantıya çağırdılar ve onu İsrail kralı ilan ettiler. Yahuda oymağından başka hiç kimse Davut soyunu izlemedi. Süleyman oğlu Rehavam Yeruşalim'e varınca İsrail oymaklarıyla savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla bütün Yahuda ve Benyamin oymaklarından 180 bin seçkin savaşçı topladı. Bu arada Tanrı adamı Şema'ya Tanrı şöyle seslendi. Süleyman oğlu Yahuda kralı Rehavam'a, bütün Yahudalılara, Benyaminlilere ve orada yaşayan öteki insanlara şunu söyle. Rab diyor ki, İsrailli kardeşlerinize karşı savaşmayın. Herkes evine dönsün. Çünkü bu olayı ben düzenledim. Rabbin bu sözlerini duyan halk onun buyruğuna uyup evine döndü. Yarovam, Efraim'in dağlık bölgesindeki Şekem kentini onarıp orada yaşamaya başladı. Daha sonra oradan ayrılıp Peniel kentini onardı. Yarovam, şimdi krallık yine Davut soyunun eline geçebilir diye düşündü. Eğer bu halk Yeruşalim'e gidip Rabbin tapınağında kurbanlar sunarsa, yürekleri, efendileri, Yahuda kralı Rehavam'a döner. Beni öldürüp yeniden Rehavam'a bağlanırlar. Kral danışmanlarına danıştıktan sonra 2 altın buzağı yaptırıp halkına, ''Tapınmak için artık Yeruşalim'e gitmenize gerek yok.'' dedi. ''Ey İsrail halkı, işte sizi Mısır'dan çıkaran ilahlarınız.'' Altın buzağılarından birini Beytel, ötekini Dan kentine yerleştirdi. Bu günahtı. Böylece halk buzağıya tapmak için Dan'a kadar gitmeye başladı. Yarovam ayrıca tapınma yerlerinde tapınaklar yaptırdı. Levililerin dışında her türlü insanlardan kahinler atadı. Yarovam 8. ayın 15. günü Yahuda'daki bayrama benzer bir bayram başlattı. Dan'daki sunakta ve Beytel'de yaptırdığı altın buzağılara kurbanlar sundu. Orada kurmuş olduğu tapınma yerlerine kahinler yerleştirdi.
kendi kendine uydurduğu 8. ayın 15. günü Beytel'de yaptırdığı sunağa gitti. Kurban sunulup buhur yaktı ve o günü İsrail halkı için bayram ilan etti. 1. Krallar 13. Bölüm. Yerobam buhur yakmak için sunağın yanında dururken, bir tanrı adamı Rabbin buyruğu üzerine Yahuda'dan Beytel'e geldi. Rabbin buyruğu uyarınca sunağa karşı şöyle seslendi. Sunak, ey sunak, Rab diyor ki, Davut'un soyundan Yoşiya adında bir erkek çocuk doğacak, buhur yakan tapınma yerlerindeki görevli kahinleri senin üstünde kurban edecek, üstünde insan kemikleri yakılacak. Aynı gün Tanrı adamı bir belirti göstererek konuşmasını şöyle sürdürdü. Rabbin bana açıkladığı belirti şudur. Bu sunak parçalanacak, üstündeki küller çevreye savrulacak. Kral Yerobam, Tanrı adamının Beytel'de sunağa karşı söylediklerini duyunca, elini ona doğru uzatarak, ''Yakalayın onu!'' diye buyruk verdi. Ancak Tanrı adamına uzattığı eli felç oldu ve düzelmedi. Tanrı adamının Rabbin buyruğuyla gösterdiği belirtiyi uyarınca sunak parçalandı. Üstündeki küller çevreye savruldu. O zaman Kral Yerobam, Tanrı adamına, ''Lütfen benim için dua et, Tanrın Rabbe yalvar ki elim eski halini alsın.'' dedi. Tanrı adamı Rabbe yalvarınca kralın eli iyileşip eski halini aldı. Kral Tanrı adamına, ''Benimle eve kadar gel de bir şeyler ye.'' dedi. ''Sana bir armağan vereceğim.'' Tanrı adamı, ''Varlığının yarısını bile versen seninle gelmem.'' diye karşılık verdi. ''Burada ne yer ne de içerim. Çünkü Rab bana, orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme.'' diye buyruk verdi. Böylece Tanrı adamı, Beytel'e gelmiş olduğu yoldan değil, başka bir yoldan gitti. O sıralarda Beytel'de yaşayan yaşlı bir peygamber vardı. Çocukları gelip o gün Tanrı adamının Beytel'de yaptıklarını ve krala söylediklerini babalarına anlattılar. Yaşlı baba, ''Tanrı adamı hangi yoldan gitti?'' diye sordu. Çocuklar Yahuda'dan gelen Tanrı adamının hangi yoldan gittiğini ona gösterdiler. Bunun üzerine yaşlı baba, ''Eşeğimi hazırlayın.'' dedi. Çocuklar eşeğe palan vurunca binip Tanrı adamının ardına düştü. Onun bir sakız ağacının altında oturduğunu görünce, Yahuda'dan gelen Tanrı adamı sen misin diye sordu. Adam evet benim diye karşılık verdi. Yaşlı peygamber gel benimle eve gidelim bir şeyler ye dedi. Tanrı adamı şöyle karşılık verdi. Yolumdan dönüp seninle gelemem. Burada ne yer ne de içerim. Çünkü Rab bana orada hiçbir şey yiyip içme ve gittiğin yoldan dönme diye buyruk verdi. Bunun üzerine yaşlı peygamber ben de senin gibi peygamberim dedi. Rabbin buyruğu üzerine bir melek bana, onu evine götür ve yiyip içmesini sağla dedi. Ne var ki yalan söyleyerek Tanrı adamını kandırdı. Böylece Tanrı adamı onunla birlikte geri döndü ve evinde yiyip içmeye başladı. Sofrada otururlarken Rab, Tanrı adamını yolundan döndüren peygambere seslendi. O da Yahuda'dan gelen Tanrı adamına şöyle dedi. Rab diyor ki, madem ki Rabbin sözünü dinlemedin, Tanrı'nın Rabbin sana verdiği buyruğa uymayıp yolundan döndün, sana yiyip içme dediği yerde yiyip içtin, cesetin atalarının mezarlarına gömülmeyecek. Tanrı adamı yiyip içtikten sonra yaşlı peygamber onun için eşeği hazırladı. Tanrı adamı giderken yolda bir aslanla karşılaştı. Aslan onu oracıkta öldürdü. Eşek de aslan yere serilen cesedin yanında duruyordu. Yoldan geçenler yerde yatan cesetle yanında duran aslanı gördüler. Gidip yaşlı peygamberin yaşadığı kentte gördüklerini anlattılar. Tanrı adamı yolundan döndüren yaşlı peygamber olanları duyunca şöyle dedi. Rabbin sözünü dinlemeyen Tanrı adamı budur. Bu yüzden Rab sözü uyarınca onun üzerine bir aslan gönderdi. Aslan onu parçalayıp öldürdü. Peygamber çocuklarına eşeği hazırlayın dedi. Çocukların hazırladığı eşeğe binip gitti. Eşekle aslanı yerde yatan Tanrı adamının cesedi başında buldu. Ancak aslan cesedi yemediği gibi eşeğe de dokunmamıştı. Yaşlı peygamber Tanrı adamının cesedini eşeğin sırtına attı ve ona ağıt yakıp gömmek için kendi kentine götürdü. Cesedi kendi mezarına gömdü. Ah kardeşim diyerek ardından ağıt yaktılar.
Tanrı adamını gömdükten sonra yaşlı peygamber çocuklarına şöyle dedi. Ben ölünce beni bu Tanrı adamının yanına gömün. Kemiklerimi de onun kemiklerinin yanına koyun. Çünkü onun Beytel'deki sunağı ve Samiriye kentlerindeki tapınma yerlerinde bulunan bütün tapınaklara karşı Rabbin buyruğuyla yaptığı uyarılar kesinlikle yerine gelecektir. Bu olaya karşın Yarobam gittiği kötü yoldan ayrılmadı. Yine her türlü insanları tapınma yerlerine kahin olarak atadı. Ve bu yerlere kahin olmak isteyen herkesi kutsadı. Yarobam'ın soyu günah işledi. Bu günahlar onların yeryüzünden silinip yok edilmesine neden oldu. 1. Krallar 14. Bölüm. O sıralarda İsrail kralı Yarobam'ın oğlu Aviya hastalandı. Yarobam karısına kalk, Yarobam'ın karısı olduğunu anlamamaları için kılığını değiştirip Şilo'ya git dedi. Bu halkın kralı olacağımı bana bildiren peygamber Ahiya orada oturuyor. Ona 10 ekmek, birkaç çörek, bir tulum bal götür. Çocuğa ne olacağını o sana bildirecektir. Yarobam'ın karısı denileni yaptı. Kalkıp Şilo'ya, Ahiya'nın evine gitti. Ahiya'nın gözleri yaşlılıktan görmez olmuştu. Rab Ahiya'ya şöyle dedi. Şimdi Yarobam'ın karısı gelecek, hastalanan oğlunun durumunu senden soracak. Onu söylediğin gibi yanıtlayacaksın. O geldiğinde kendini sana başka biriymiş gibi gösterecek. Ahiya kapıdan içeri giren kadının ayak seslerini duyunca, ''Gel Yarobam'ın karısı'' dedi. ''Neden başka kılığa giriyorsun? Sana kötü haberlerim var. Git, Yarobam'a de ki, İsrail'in Tanrısı Rab, ben seni halkın arasından seçip kendi halkıma, İsraillere önder yaptım.'' diyor. ''Krallığı Davut'un soyundan alıp sana verdim. Ama sen buyruklarıma uyan, gözümde yalnız doğru olanı yapan, ve bütün yüreğiyle yollarımı izleyen kulum Davut'a benzemedin. Senden önce yaşayanların hepsinden çok kötülük yaptın. Beni reddettin. Kendine başka ilahlar buldun. Dökme putlar yaparak beni öfkelendirdin. Bundan dolayı Yarobam'ı ailesini sıkıntılara sokup, İsrail'de onun soyundan gelen genç yaşlı bütün erkekleri öldüreceğim. Yarobam'ın ailesini gübre yakarcasına kökünden kurutacağım. Yarobam'ın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek. Rab böyle konuştu. Sana gelince kalk, evine dön, kente ayak basar basmaz çocuk ölecek. Bütün İsrail halkı ağıt yakıp onu gömecek. Yarobam'ın ailesinden yalnız o gömülecek. Çünkü Yarobam'ın ailesi içinde İsrail'in Tanrısı Rabbi hoşnut eden nitelikler yalnız onda bulundu. Rab İsrail'e bir kral atayacak. Bu kral aynı gün Yarobam'ın ailesine son verecek. Ne zaman mı? Hemen şimdi. Rab İsrail halkını cezalandıracak. İsrail halkı suda sallanan bir kamışa dönecek. Rab onları atalarına vermiş olduğu bu iyi topraklardan söküp Fırat ırmağının ötelerine dağıtacak. Çünkü Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlar dikerek Rabbi öfkelendirdiler. Yarobam'ın işlediği ve İsrail halkını sürüklediği günahlar yüzünden Rab İsrail'i terk edecek. Yarobam'ın karısı oradan ayrılıp Tirsa'ya döndü. Evinin eşiğine varınca çocuk öldü. Bütün İsrail halkı Rabbin kulu peygamber Ahiya aracılığıyla söylediği söz uyarınca çocuğu gömüp onun için ağıt yaktı. Yarobam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, nasıl savaştığı, ülkesini nasıl yönettiği İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yarobam 22 yıl krallık yaptı. Ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Nadav kral oldu. Süleyman oğlu Rehavam, Yahuda kralı olduğunda 41 yaşındaydı. Rabbin adını yerleştirmek için bütün İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiği Yeruşalem kentinde 17 yıl krallık yaptı. Annesi Ammolu Naama'ydı. Yahudalılar Rabbin gözünde kötü olanı yaparak işledikleri günahlarla Tanrı'ya atalarından daha çok öfkelendirdiler. Ayrıca kendilerine her yüksek tepenin üstüne ve sık yapraklı her ağacın altına tapınma yerleri, dikili taşlar ve Tanrıça Aşera'yı simgeleyen sütunlar yaptılar. Ülkedeki puta tapan törenlerinde fuhuş yapanlar bile vardı.
Yahudalılar, Rabbin İsrail halkının önünden kovduğu ulusların yaptığı bütün iğrençlikleri yaptılar. Rehavam'ın krallığının 5. yılında Mısır kralı Şişak, Yeruşalem'e saldırdı. Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar da içinde olmak üzere Rabbin tapınağının ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti. Kral Rabbin tapınağına her gittiğinde muhafızlar bu kalkanları taşır, sonra muhafız odasına götürürlerdi. Rehavam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Rehavam'la Yarobam arasında sürekli savaş vardı. Rehavam ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Annesi Ammonlu Naama'ydı. Rehavam'ın yerine oğlu Abiyam kral oldu. 1. Krallar 15. Bölüm. Nevat oğlu İsrail kralı Yarobam'ın krallığının 18. yılında Abiyam Yahuda kralı oldu. Yeruşalem'de 3 yıl krallık yaptı. Annesi Avşalom'un kızı Maaka'ydı. Babasının kendisinden önce işlemiş olduğu bütün günahlara Abiyam da katıldı. Bütün yüreğini Tanrısı Rab'be adayan atası Davut gibi değildi. Buna karşın Tanrısı Rab, Davut'un hatırı için kendisinden sonra oğlunu kral atayıp Yeruşalem'i güçlendirmekle onun soyunun Yeruşalem'de sürmesine izin verdi. Çünkü Rabbin gözünde doğru olanı yapan Davut, Hititli Yuriya olayı dışında bütün yaşamı boyunca Rabbin buyruklarının hiçbirinden sapmamıştı. Rehavam'la Yarobam arasındaki savaş, Abiyam'ın yaşamı boyunca sürüp gitti. Abiyam'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Abiyam'la Yarobam arasındaki savaş sürüp gitti. Abiyam ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde gömüldü. Yerine oğlu Asa kral oldu. İsrail kralı Yarobam'ın krallığının 20. yılında Asa Yahuda kralı oldu. Yeruşalem'de 41 yıllık krallık yaptı. Büyük annesi Avşalom'un kızı Maaka'ydı. Atası Davut gibi Rabbin gözünde doğru olanı yapan Asa, puta tapan törenlerinde fuhuş yapanları ülkeden kovdu. Atalarının yapmış olduğu bütün putları yok etti. Kral Asa, annesi Maaka'nın kraliçeliğini elinden aldı. Çünkü o tanrıça Aşera için iğrenç bir put yaptırmıştı. Asa bu iğrenç putu kesip Kidron vadisinde yaktı. Ancak puta tapılan yerleri kaldırmadı. Ama yaşamı boyunca yüreğini Rab'be adadı. Babasının ve kendisinin adadığı altını, gümüşü ve eşyaları Rabbin tapınağına getirdi. Yahuda kralı Asa ile İsrail kralı Baasha arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti. İsrail kralı Baasha Yahuda'ya saldırmaya hazırlanıyordu. Yahuda kralı Asa'nın topraklarına giriş çıkışı engellemek amacıyla Rama kentini güçlendirmeye başladı. Bunun üzerine Asa, Şam'da oturan Hezyon oğlu Tavrimon'un oğlu Aram kralı Ben-Hadad'la Rabbin tapınağının ve sarayının hazinelerindeki bütün altın ve gümüşü görevlileri aracılığıyla şu haberle birlikte gönderdi. Babamla baban arasında olduğu gibi seninle benim aramızda da bir antlaşma olsun. Sana armağan olarak gönderdiğim bu altınlara, gümüşlere karşılık sen de İsrail kralı Baasha ile yaptığın antlaşmayı boz, topraklarımdan askerlerini çeksin. Kral Asa'nın önerisini kabul eden Ben-Hadad, komutanlarını İsrail kentlerinin üzerine gönderdi. İyon'u, Dan'ı, Avel-Beyti, Maka'yı ve bütün Naftali bölgesiyle birlikte Kinrot'u ele geçirdi. Baasha bunu duyunca Rama'nın yapımını durdurup Tirsa'ya çekildi. Kral Asa istisnasız bütün Yahudileri kapsayan bir çağrı yaptı. Baasha'nın Rama'nın yapımında kullandığı taşlarla keresteleri alıp götürdüler. Kral Asa bunlarla Benyamin bölgesindeki Geva ve Mispa kentlerini onardı. Asa'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları, bütün yaptıkları ve kurduğu kentler Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır.
Yaşlılığında ayaklarından hastalanan Asa, ölüp atalarına kavuşunca, atası Davut kentindeki atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoşafat kral oldu. Yahuda kralı Asa'nın krallığının ikinci yılında, Yaravam oğlu Nadav İsrail kralı oldu ve İsrail'de 2 yıllık krallık yaptı. O da Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının yolunu izledi ve babasının İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı. Nadav ve İsrail ordusu Filistinlilerin Gibetan kentini kuşatırken, İssakar oymağından Ahiya oğlu Başa, Nadav'a düzen kurup onu Gibetan'da da öldürdü. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 3. yılında Nadav'ı öldüren Başa onun yerine kral oldu. Başa kral olur olmaz, Yaravam'ın bütün ailesini ortadan kaldırdı. Rabbin kulu Şilolu Ahiya aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Yaravam'ın bütün ailesi yok edildi, hiçbiri sağ kalmadı. Bütün bunlar İsrail'in tanrısı Rabbi öfkelendiren Yaravam'ın işlediği ve İsrail'i sürüklediği günahlar yüzünden oldu. Nadav'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yahuda kralı Asa ile İsrail kralı Başa arasındaki savaş yaşamları boyunca sürüp gitti. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 3. yılında Ahiya oğlu Başa, Tirsa'da bütün İsrail'in kralı oldu ve 24 yıl krallık yaptı. Başa, Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Yaravam'ın yolunu izledi ve onun İsrail'i sürüklediği günahlara katıldı. 1. Krallar 16. Bölüm. Rab Hanani oğlu Yehu aracılığıyla İsrail kralı Başa'ya şunları bildirdi. Sen önemsiz biriyken ben seni halkım İsrail'e önder yaptım. Ama sen Yaravam'ın yolunu izleyip halkım İsrail'i günaha sürükledin. Günahlarınız beni öfkelendirdi. Onun için Nevat oğlu Yaravam'a yaptığım gibi senin ve ailenin kökünü kurutacağım. Başa'nın ailesinden kentte ölenleri, köpekler, kırda ölenleri, yırtıcı kuşlar yiyecek. Başa'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve başarılı İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Başa ölüp atalarına kavuşunca Tirsa'da gömüldü ve yerine oğlu Ela kral oldu. Başa Rabbin gözünde her kötülüğü yaptığından Rab Hanani oğlu peygamber Yehu aracılığıyla ona ve ailesine karşı yargısını bildirdi. Başa yaptığı kötülüklerle Rabbi öfkelendirmiş, Yaravam'ın ailesine benzemiş, sonunda onları da öldürmüştü. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 26. yılında Başa oğlu Ela, Tirsa'da İsrail kralı oldu ve 2 yıl krallık yaptı. Savaş arabalarının yarısına komuta eden Zimri adındaki bir görevlisi ona düzen kurdu. Ela o sırada Tirsa'da sarayının sorumlusu Arsa'nın evinde içip sarhoş olmuştu. Zimri içeri girip Ela'yı öldürdü ve onun yerine kral oldu. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 27. yılıydı. Zimri İsrail kralı olup tahta geçince Başa'nın bütün ailesini yok etti. Dost ve akrabalarından hiçbir erkeği sağ bırakmadı. Başa ile oğlu Ela değersiz putlara taptıkları için İsrail'in tanrısı Rabbi öfkelendirmişlerdi. Onların işlediği ve İsrail'i sürükledikleri günahlardan dolayı Rabbin peygamber Yehu aracılığıyla Başa'ya karşı söylediği söz uyarınca, Zimri Başa'nın bütün ailesini ortadan kaldırdı. Ela'nın krallığı dönemindeki öteki olaylar ve bütün yaptıkları İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 27. yılında Zimri Tirsa'da 7 günlük krallık yaptı. İsrail ordusu Filistinlilerin Gibeton kenti yakınlarında ordugah kurmuşlardı. Ordugahta bulunan İsrailliler Zimri'nin düzen kurup kralı öldürdüğünü duyunca ordu komutanı Omri'yi o gün orada İsrail kralı yaptılar. Omri ve yanındaki bütün İsrailliler Gibeton'dan çıkıp Tirsa'yı kuşattılar. Zimri kentin alındığını görünce sarayın kalesine girip sarayı ateşe verdi ve orada öldü. Çünkü o Rabbin gözünde kötü olanı yapmış, Yaravam'ın yolunu izlemiş, onun işlediği ve İsrail'i sürüklediği günahlara katılmıştı.
Zimri'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar ve krala kurduğu düzen İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. İsrail halkı ikiye bölündü. Halkın yarısı Ginat'ın oğlu Tivni'yi kral yapmak isterken öbür yarısı Omri'yi destekliyordu. Sonunda Omri'yi destekleyenler, Ginat oğlu Tivni'yi destekleyenlerden daha güçlü çıktı. Tivni öldü, Omri kral oldu. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 31. yılında Omri İsrail kralı oldu ve 6 yılı Tirsa'da olmak üzere toplam 12 yıl krallık yaptı. Omri, Şemer adlı birinden Samiriye tepesini 2 talant gümüşe satın alıp üstüne bir kent yaptırdı. Tepenin eski sahibi Şemer'in adından dolayı kente Samiriye adını verdi. Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı. Nevat oğlu Yaravam'ın bütün yollarını izledi ve onun İsrail'i sürüklediği günahlara katılıp değersiz putlara taparak İsrail'in tanrısı Rabbi öfkelendirdi. Omri'nin krallığı dönemindeki öteki olaylar, yaptıkları ve başarılı İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Omri ölüp atalarına kavuşunca Samiriye'de gömüldü ve yerine oğlu Ahav kral oldu. Yahuda kralı Asa'nın krallığının 38. yılında Omri oğlu Ahav İsrail kralı oldu ve Samiriye'de 22 yıllık krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yapan Omri oğlu Ahav, kendisinden önceki bütün krallardan daha çok kötülük yaptı. Nebat oğlu Yaravam'ın günahlarını izlemek yetmezmiş gibi, bir de Sayda kralı Etbaal'ın kızı İzevel'le evlendi. Gidip Baal'a hizmet ederek ona taptı. Baal için Samiriye'de yaptırdığı tapınağın içine bir sunak kurdu. Ayrıca tanrıça Aşera'yı simgeleyen bir sütun yaptırdı. Ahav, İsrail'in tanrısı Rabbi kendisinden önceki bütün İsrail krallarından daha çok öfkelendirdi. Ahav'ın krallığı döneminde Beyt Elli Hiyal Eriha kentini yeniden inşa etti. Rabbin Nun oğlu Yeşu aracılığıyla söylediği söz uyarınca, Hiyel ilk oğlu Aviram'ı kaybetme pahasına kentin temelini attı. En küçük oğlu Seguv'u kaybetme pahasına da kentin kapılarını taktı. 1. Krallar 17. Bölüm. Gilat'ın Tişbe kentinden olan İlyas, Ahav'a şöyle dedi. Hizmet ettiğim İsrail'in Tanrısı yaşayan Rabbin adıyla derim ki, ben söylemedikçe önümüzdeki yıllarda ne yağmur yağacak ne de çiğ düşecek. O zaman Rab İlyas'a şöyle seslendi. Buradan ayrıl, doğuya git. Şeria ırmağının doğusundaki Kerit Vadisi'nde gizlen. Dereden su içeceksin ve buyruk verdiğim kargaların getirdiklerini yiyeceksin. Rabbin söylediklerini yapan İlyas, gidip Şeria ırmağının doğusundaki Kerit Vadisi'ne yerleşti. Dereden su içiyor, kargaların sabah akşam getirdikleri et ve ekmekle besleniyordu. Ancak ülkede yağmur yağmadığı için bir süre sonra dere kurudu. O zaman Rab İlyas'a, ''Şimdi kalk git, Sayda yakınlarındaki Serafet kentine yerleş.'' dedi. Orada sana yiyecek sağlaması için dul bir kadına buyruk verdim. Sarefat'a giden İlyas, kentin kapısına varınca orada dul bir kadının odun topladığını gördü. Kadına, ''Bana içmek için biraz su verebilir misin?'' dedi. Kadın su getirmeye giderken İlyas yine seslendi. ''Lütfen bir parça da ekmek getir.'' Kadın, ''Senin Tanrın yaşayan Rabbin adıyla ant içerim, hiç ekmeğim yok.'' diye karşılık verdi. ''Yalnız küpte bir avuç un, çömleğin dibinde de azıcık yağ var. Görüyorsun, bir iki parça odun topluyorum. Götürüp oğlumla kendim için bir şeyler hazırlayacağım. Belki de son yemeğimiz olacak, ölüp gideceğiz.'' İlyas kadına, ''Korkma, git yiyeceğini hazırla.'' dedi. ''Yalnız önce bana küçük bir pide yapıp getir. Sonra oğlunla kendin için yaparsın. İsrail'in Tanrısı Rab diyor ki, toprağa yağmur düşünceye dek küpten un, çömlekten yağ eksilmeyecek.'' Kadın gidip İlyas'ın söylediklerini yaptı. Hep birlikte günlerce yiyip içtiler. Rabbin İlyas aracılığıyla söylediği söz uyarınca, küpten un, çömlekten yağ eksilmedi. Bir süre sonra ev sahibi dul kadının oğlu gittikçe ağırlaşan,
kötü bir hastalığa yakalandı. Sonunda öldü. Kadın İlyas'a, "Ey Tanrı adamı, alıp veremediğimiz nedir?" dedi. "Günahlarımı Tanrı'ya anımsatıp oğlumun ölümüne neden olmak için mi buraya geldin?" İlyas, "Oğlunu bana ver." diyerek çocuğu kadının kucağından aldı. Kendi kaldığı yukarı odaya çıkardı ve yatağına yatırdı. Sonra Rabbe şöyle yalvardı. "Ya Rab, Tanrım, neden yanında kaldığım dul kadının oğlunu öldürerek ona bu kötülüğü yaptın?" İlyas 3 kez çocuğun üzerine kapanıp Rabbe şöyle dua etti. "Ya Rab Tanrım, bu çocuğa yeniden can ver." Rab İlyas'ın yalvarışını duydu. Çocuk dirilip yeniden yaşama döndü. İlyas çocuğu yukarı odadan indirip annesine verirken, "İşte oğlun yaşıyor." dedi. Bunun üzerine kadın, "Şimdi anladım ki sen Tanrı adamısın ve söylediğin söz gerçekten Rabbin sözüdür." dedi. 1. Krallar 18. Bölüm. Uzun bir süre sonra kuraklığın 3. yılında Rab İlyas'a, "Git, Ahab'ın huzuruna çık," dedi. "Toprağı yağmursuz bırakmayacağım." İlyas Ahab'ın huzuruna çıkmaya gitti. Samiriye'de kıtlık şiddetlenmişti. Ahab, sarayının sorumlusu olan Obadya'yı çağırdı. Obadya, Rab'den çok korkardı. İzebel, Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde, Obadya, 100 peygamberi yanına alıp 50'şer 50'şer mağaralara gizlenmiş ve yiyecek içecek gereksinimlerini karşılamıştı. Ahab Obadya'ya, "Haydi gidip ülkedeki bütün su kaynaklarıyla vadilere bakalım," dedi. "Belki atlarla katırların yaşamasını sağlayacak kadar ot buluruz da onları ölüme terk etmemiş oluruz." Ahab'la Obadya araştırma yapmak üzere ülkeyi aralarında bölüştükten sonra her biri yalnız başına bir yöne gitti. Obadya giderken yolda İlyas'la karşılaştı. İlyas'ı tanıyınca yüzüstü yere kapanarak, "Efendim, İlyas sen misin?" diye sordu. İlyas, "Evet, benim. Git efendine, İlyas burada de," diye karşılık verdi. Obadya, "Ne günah işledim ki beni öldürsün diye Ahab'a gönderiyorsun?" dedi ve ekledi. "Tanrın yaşayan Rabbin adıyla derim ki, Efendimin seni aramak için adam göndermediği ulus ve krallık kalmadı. Ahab, ülkelerinde olmadığını söyleyen herkese seni bulamadıklarına dair ant içirdi. Oysa sen şimdi, git efendine İlyas burada de diyorsun. Ben senin yanından ayrıldığımda, Rabbin ruhu seni bilmediğim bir yere götürebilir. Durumu Ahab'a bildirince, gelip seni bulamazsa beni öldürür. Ben kulun gençliğimden beri Rab'den korkar biriyim. Efendim, İzebel Rabbin peygamberlerini öldürdüğünde yaptıklarımı duymadın mı? Rabbin peygamberlerinden yüzünü 50'şer 50'şer 2 mağaraya saklayıp onların yiyecek içecek gereksinimlerini karşıladım. Ama sen şimdi git efendine İlyas burada de diyorsun. O zaman beni öldürür." İlyas şöyle karşılık verdi. "Hizmetinde bulunduğum yaşayan ve her şeye egemen Rabbin adıyla diyorum. Bugün Ahab'ın huzuruna çıkacağım." Obadya gidip Ahab'ı gördü. Ona durumu anlattı. Bunun üzerine Ahab İlyas'ı karşılamaya gitti. İlyas'ı görünce, "Ey İsrail'i sıkıntıya sokan adam sen misin?" diye sordu. İlyas, "İsrail'i sıkıntıya sokan ben değilim. Seninle babanın ailesi İsrail'i sıkıntıya soktunuz." diye karşılık verdi. "Rabbin buyruklarını terk edip Baalların ardınca gittiniz. Şimdi haber sal. Bütün İsrail halkı İzebel'in sofrasında yiyip içen Baal'ın 450 peygamberi ve Tanrıça Aşera'nın 400 peygamberi Karmel Dağı'na gelip önümde toplansın." Ahab bütün İsrail'e haber salarak peygamberlerin Karmel Dağı'nda toplanmalarını sağladı. İlyas halka doğru ilerleyip, "Daha ne zamana kadar böyle iki taraf arasında dalgalanacaksınız?" dedi. "Eğer Rab Tanrıysa onu izleyin. Yok, eğer Baal Tanrıysa onun ardınca gidin." Halk İlyas'a hiç karşılık vermedi. İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü. "Rabbin peygamberleri olarak sadece ben kaldım. Ama Baal'ın 450 peygamberi var. Bize 2 boğa getirin. Birini Baal'ın peygamberleri alıp kessinler. Parçalayıp odunların üzerine koysunlar. Ama odunları yakmasınlar. Öbür boğayı da ben kesip hazırlayacağım ve odunların üzerine koyacağım ama odunları yakmayacağım.
Sonra siz kendi ilahınıza yalvarın, ben de Rabbe yalvarayım. Hangisi ateşle karşılık verirse Tanrı odur. Bütün halk, peki öyle olsun dedi. İlyas, Baal'ın peygamberlerine, kalabalık olduğunuz için önce siz boğalardan birini seçip hazırlayın ve ilahınıza yalvarın dedi. Ama ateş yakmayın. Kendilerine verilen boğayı alıp hazırlayan Baal'ın peygamberleri, sabahtan öğlene kadar, ''Ey Baal, bize karşılık ver!'' diye yalvardılar. Ama ne bir ses vardı ne de bir karşılık. Yaptıkları sunağın çevresinde zıplayıp oynadılar. Öğleyin İlyas onlarla alay etmeye başladı. ''Bağırın, yüksek sesle bağırın. O tanrıymış, belki dalgındır. Ya da heladadır, belki de yolculuk yapıyor. Yahut uyuyordur da uyandırmak gerekir.'' Böylece yüksek sesle bağırdılar. Adetleri uyarınca kılıç ve mızraklarla kanlarını akıtıncaya dek kendi kendilerini yaraladılar. Öğlenden akşam sunusu saatine kadar kıvrandılar. Ama hala ne bir ses, ne ilgi, ne de bir karşılık vardı. O zaman İlyas bütün halka, ''Bana yaklaşın!'' dedi. Herkes onun çevresinde toplandı. İlyas, Rabbin yıkılan sunağını onarmaya başladı. 12 taş aldı, bu sayı Rabbin Yakub'a, ''Senin adın İsrail olacak.'' diye bildirdiği Yakup oğulları oymaklarının sayısı kadardı. İlyas bu taşlarla Rabbin adına bir sunak yaptırdı. Çevresine de ikisi tohum alacak kadar bir hendek kazdı. Sunağın üzerine odunları dizdi, boğayı parça parça kesip odunların üzerine yerleştirdi. 4 küp su doldurup yakmalık sunuyla odunların üzerine dökün.'' dedi. Sonra ''Bir daha yapın.'' dedi. Bir daha yaptılar. ''Bir kez daha yapın.'' dedi. Üçüncü kez aynı şeyi yaptılar. O zaman sunağın çevresinde akan su hendeyi doldurdu. Akşam sunusunun sunulacağı saatte Peygamber İlyas sunağa yaklaşıp şöyle dua etti. ''Ey İbrahim'in, İshak'ın ve İsrail'in Tanrısı olan Rab, bugün bilinsin ki sen İsrail'in Tanrısısın. Ben de senin kulunum ve bütün bunları senin buyruklarınla yaptım. Ya Rab, bana yanıt ver. Yanıt ver ki bu halk senin Tanrı olduğunu anlasın. Onların yine sana dönmelerini sağla.'' O anda gökten Rabbin ateşi düştü. Düşen ateş yakmalık sunuyu, odunları, taşları ve toprağı yakıp hendekteki suyu kuruttu. Halk olanları görünce yüzüstü yere kapandı. ''Rab Tanrı'dır, Rab Tanrı'dır.'' dediler. İlyas, ''Baal'ın peygamberlerini yakalayın, hiçbirini kaçırmayın.'' diye onlara buyruk verdi. Peygamberler yakalandı, İlyas onları Kişon Vadisi'ne götürüp orada öldürdü. Sonra İlyas Ahav'a, ''Git, yemene içmene bak, çünkü güçlü bir yağmur sesi var.'' dedi. Ahav, yiyip içmek üzere oradan ayrılınca, İlyas Karmel Dağı'nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu. Sonra uşağına, ''Haydi git, denize doğru bak.'' dedi. Uşağa gidip denize baktı ve, ''Hiçbir şey göremedim.'' diye karşılık verdi. İlyas uşağına, ''7 kez, git bak.'' dedi. 7. kez gidip bakan uşak, ''Denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor.'' dedi. İlyas şöyle dedi, ''Git, Ahav'a, yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön.'' de. Tam o sırada gökyüzü bulutlarla karardı. Rüzgar çıktı, şiddetli bir yağmur başladı. Ahav hemen arabasına binip Yizrel'e gitti. Üzerine Rabbin gücü inen İlyas kemerini kuşanıp Yizrel'e kadar Ahav'ın önünde koştu. 1. Krallar 19. Bölüm. İsrail kralı Ahav, İlyas'ın bütün yaptıklarını, peygamberleri nasıl kılıçtan geçirdiğini İzebel'e anlattı. İzebel İlyas'a, ''Yarın bu saate kadar senin peygamberlere yaptığını ben de sana yapmazsam, ilahlar bana aynısını hatta daha kötüsünü yapsın.'' diye haber gönderdi. Can korkusuna kapılan İlyas, Yahuda'nın Beersheva kentine kaçıp uşağını orada bıraktı. Bir gün boyunca çölde yürüdü. Sonunda bir retem çalısının altında oturdu ve ölmek için dua etti. ''Ya Rab, yeter artık, canımı al. Ben atalarımdan daha iyi değilim.'' Sonra retem çalısının altına yatıp uykuya daldı. Ansızın bir melek ona dokunarak, ''Kalk, yemek ye.'' dedi. İlyas çevresine bakınca, yanı başında kızgın taşların üstünde bir pideyle
bir testi su gördü. Yiyip içtikten sonra yine uzandı. Rabbim meleği ikinci kez geldi, ona dokunarak, "Kalk yemeğini ye, gideceğin yol çok uzun," dedi. İlyas kalktı, yiyip içti. Yediklerinden aldığı güçle 40 gün 40 gece Tanrı Dağı Horeb'e kadar yürüdü. Geceyi orada bulunan bir mağarada geçirdi. Rab, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" diye sordu. İlyas, "Her şeye egemen Rab Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim," diye karşılık verdi. "Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti, sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Rab, dağa çık ve önümde dur. Yanından geçeceğim," dedi. Rabbin önünde çok güçlü bir rüzgar dağları yarıp kayaları parçaladı. Ancak Rab rüzgarın içinde değildi. Rüzgarın ardından bir deprem oldu. Rab depremin içinde de değildi. Depremden sonra bir ateş çıktı. Ancak Rab ateşin içinde de değildi. Ateşten sonra ince, yumuşak bir ses duyuldu. İlyas bu sesi duyunca cübbesiyle yüzünü örttü. Çıkıp mağaranın girişinde durdu. O sırada bir ses, "Burada ne yapıyorsun İlyas?" dedi. İlyas, "Her şeye egemen Rab, Tanrı'ya büyük bir istekle kulluk ettim," diye karşılık verdi. "Ama İsrail halkı senin antlaşmanı reddetti. Sunaklarını yıktı ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi. Yalnız ben kaldım. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Rab, geldiğin yoldan geri dön. Şam yakınındaki kırlara git," dedi. Oraya vardığında Hazeli Aram kralı olarak, Nimşi oğlu Yehuyu İsrail kralı olarak, Abel Meholalı Şafan'ın oğlu Elişa'yı da kendi yerine peygamber olarak mesedeceksin. Hazael'in kılıcından kurtulanı Yehu, Yehu'nun kılıcından kurtulanı Elişa öldürecek. Ancak İsrail'de Baal'a diz çöküp onu öpmemiş 7000 kişiyi ben koruyacağım. İlyas oradan ayrılıp gitti. Şafat oğlu Elişa'yı buldu. Elişa 12 çift öküzle saban sürünlerinin ardından 12. çifti sürüyordu. İlyas Elişa'nın yanından geçerek kendi cübbesini onun üzerine attı. Elişa öküzleri bırakıp İlyas'ın ardından koştu ve "İzin ver, annemle babamı öpeyim, sonra seninle geleyim," dedi. İlyas, "Geri dön, ben sana ne yaptım ki?" diye karşılık verdi. Böylece Elişa gidip sürdüğü çiftin öküzlerini kesti. Boyundurluklarıyla ateş yakıp etleri pişirdikten sonra yesinler diye halka dağıttı. Sonra İlyas'ın ardından gidip ona hizmet etti. 1. Krallar 21. Bölüm İzrail'de Samiriye kralı Ahab'ın sarayının yanında İzrailli Nabot'un bir bağı vardı. Bir gün Ahab Nabot'a şunu önerdi. "Bağını bana ver. Sarayıma yakın olduğu için orayı sebze bahçesi olarak kullanmak istiyorum. Karşılığında ben de sana iyi bir bağ vereyim ya da istersen değerini gümüş olarak ödeyeyim." Ama Nabot, "Atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermekten Rab beni esirgesin," diye karşılık verdi. "Atalarımın bana bıraktığı mirası sana vermem," diyen Yizreli Nabot'un bu sözlerine sıkılıp öfkelenen Ahab sarayına döndü. Asık bir yüzle yatağına uzanıp hiçbir şey yemedi. Karısı İzebel yanına gelip, "Neden bu kadar sıkılıyorsun? Neden yemek yemiyorsun?" diye sordu. Ahab karısına şöyle karşılık verdi. "İzrailli Nabot'a sen bağını gümüş karşılığında bana sat. İstersen ben de onun yerine sana başka bir bağ vereyim," dedim. Ama o, "Hayır, bağımı sana vermem," dedi. İzebel, "Sen İsrail'e böyle mi krallık yapıyorsun?" dedi. "Kalk yemeğini ye. Keyfini bozma. İzrailli Nabot'un bağını sana ben vereceğim." İzebel, Ahab'ın mühürünü kullanarak onun adına mektuplar yazdı. Nabot'un yaşadığı kentin ileri gelenleriyle soylularına gönderdi. Mektuplarda şunları yazdı. "Oruç ilan edip Nabot'u halkın önüne oturtun. Karşısında da Nabot Tanrı'ya ve krala sövdü diyen iki yalancı tanık koyun. Sonra onu dışarı çıkarıp taşlayarak öldürün." Nabot'un yaşadığı kentin ileri gelenleriyle soyluları, İzebel'in gönderdiği mektuplarda yazdıklarını uyguladılar. Oruç ilan edip Nabot'u halkın önüne oturttular.
Sonra iki kötü adam gelip Nabot'un karşısına oturdu ve halkın önünde "Nabot Tanrı'ya ve krala sövdü" diyerek yalan yere tanıklık etti. Bunun üzerine onu kentin dışına çıkardılar ve taşlayarak öldürdüler. Sonra İzabel'e "Nabot taşlanarak öldürüldü" diye haber gönderdiler. İzabel, Nabot'un taşlanıp öldürüldüğünü duyar duymaz Ahab'a "Kalk, İzreli Nabot'un sana gümüş karşılığında satmak istemediği bağını sahiplen" dedi. Çünkü o artık yaşamıyor, öldü. Ahab, İzreli Nabot'un öldüğünü duyunca onun bağını almaya gitti. O zaman Rab, Tişbelli İlyas'a şöyle dedi. "Kalk, Samiriyeli İsrail kralı Ahab'ı karşılamaya git. Şu anda Nabot'un bağındadır. Orayı almaya gitti. Ona de ki, Rab şöyle diyor. Hem adamı öldürdün hem de bağını aldın değil mi? Nabot'un kanını köpekler nerede yaladıysa senin kanını da orada yalayacak." Ahab İlyas'a, "Ey düşmanım, beni buldun değil mi?" dedi. İlyas şöyle karşılık verdi. "Evet, buldum. Çünkü sen Rabbin gözünde kötü olanı yaparak kendini sattın. Rab diyor ki, seni sıkıntılara sokacak ve yok edeceğim. İsrail'de senin soyundan gelen genç, yaşlı, bütün erkeklerin kökünü kurutacağım. Beni öfkelendirip İsrail'i günaha sürüklediğin için senin ailen de Nevat oğlu Yoravam'ın ve Ahiya oğlu Başa'nın ailelerinin akıbetine uğrayacak." Rab İzabel içinde, "İzabel'i İzrail kentinin surları dibinde köpekler yiyecek" diyor. Ahab'ın ailesinden kentte ölenleri köpekler, kırda ölenleri yırtıcı kuşlar yiyecek. Ahab kadar Rabbin gözünde kötü olanı yaparak kendini satan hiç kimse olmadı. Karısı İzabel onu her konuda kışkırtıyordu. Ahab, Rabbin İsrail halkının önünden kovduğu Amorluların her yaptığına uyarak putların ardınca yürüdü ve iğrenç işler yaptı. Ahab bu sözleri dinledikten sonra üstünü başını yırttı. Çula sarınıp oruç tutmaya başladı. Çul içinde yatıp kalkarak alçak gönüllü bir yol tuttu. Rab Tişbeli İlyas'a şöyle dedi. "Ahab'ın önümde nedenli alçak gönüllü davrandığını gördün mü? Bu alçak gönüllülüğünden ötürü yaşamı boyunca ben de onu sıkıntıya sokmayacağım. Ama oğlunun zamanında ailesine sıkıntı vereceğim." 1. Krallar 22. Bölüm 3 yıl boyunca Aram ile İsrail arasında savaş çıkmadı. 3. yıl Yahuda kralı Yehoşafat İsrail kralını görmeye gitti. İsrail kralı Ahab görevlilerine, "Ramot Gilat'ın bize ait olduğunu bilmiyor musunuz?" dedi. "Biz onu Aram kralından geri almak için bir şey yapmadık." Sonra Yehoşafat'a, "Ramot Gilat'a karşı benimle birlikte savaşır mısın?" diye sordu. Yehoşafat, "Beni kendin, halkımı halkın, atlarımı atların say" diye yanıtladı. "Ama önce Rab'be danışalım" diye ekledi. İsrail kralı 400 kadar peygamberi toplayıp, "Ramot Gilat'a karşı savaşayım mı, yoksa vaz mı geçeyim?" diye sordu. Peygamberler, "Savaş, çünkü Rab kenti senin eline teslim edecek" diye yanıtladılar. Ama Yehoşafat, "Burada danışabileceğimiz Rabbin başka bir peygamberi yok mu?" diye sordu. İsrail kralı, "Yimna oğlu Mikaya adında biri daha var" diye yanıtladı. "Onun aracılığıyla Rab'be danışabiliriz ama ben ondan nefret ederim. Çünkü benimle ilgili hiç iyi peygamberlik etmez, yalnız kötü şeyler söyler." Yehoşafat, "Böyle konuşmaman gerekir ey kral" dedi. İsrail kralı bir görevli çağırıp, "Hemen Yimna oğlu Mikaya'yı getir" diye buyurdu. İsrail kralı Ahab ile Yahuda kralı Yehoşafat, kral giysileriyle Samiriye kapısının girişinde harman yerine konan tahtlarında oturuyorlardı. Bütün peygamberler de onların önünde peygamberlik ediyordu. Kenan'a oğlu Sitkiya yaptığı demir boynuzları göstererek şöyle dedi. "Rab diyor ki, Aramlıları yok edinceye dek onları bu boynuzlarla vuracaksın." Öteki peygamberlerin hepsi de aynı şeyi söylediler. "Ramot Gilat'a saldır, kazanacaksın. Çünkü Rab onları senin eline teslim edecek." Mikaya'yı çağırmaya giden görevli ona,
Bak, peygamberler bir ağızdan kral için olumlu şeyler söylüyorlar dedi. Rica ederim, senin sözün de onlarınkine uygun olsun. Olumlu bir şey söyle. Mikaya, yaşayan Rabbin hakkı için Rab bana ne derse onu söyleyeceğim diye karşılık verdi. Mikaya gelince kral, Mikaya, Ramot Gilat'a karşı savaşa gidelim mi yoksa vaz mı geçelim diye sordu. Mikaya, saldır, kazanacaksın. Çünkü Rab onları senin eline teslim edecek diye yanıtladı. Bunun üzerine kral, Rabbin adıyla bana gerçeğin dışında bir şey söylemeyeceğine ilişkin sana kaç kez ant içireceğim diye sordu. Mikaya şöyle karşılık verdi. İsrailleri dağlara dağılmış çobansız koyunlar gibi gördüm. Rab, bunların sahibi yok. Herkes güvenlik içinde evine dönsün, dedi. İsrail kralı Yahuşafat'a, benimle ilgili iyi peygamberlik etmez, hep kötü şeyler söyler dememiş miydim, dedi. Mikaya konuşmasını sürdürdü. Öyleyse Rabbin sözünü dinle. Gördüm ki Rab tahtında oturuyor. Bütün göksel varlıklar da sağında, solunda duruyordu. Rab sordu. Ramot Gilat'a saldırıp ölsün diye Ahav'ı kim kandıracak? Kimi şöyle, kimi böyle derken bir ruh çıkıp Rabbin önünde durdu. Ve onu kandıracağım dedi. Rab nasıl diye sordu. Ruh, aldatıcı ruh olarak gidip Ahav'ın bütün peygamberlerine yalan söyleteceğim diye karşılık verdi. Rab, onu kandırmayı başaracaksın dedi. Git dediğini yap. İşte Rab bütün bu peygamberlerin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi. Kenana oğlu Sıdkıya yaklaşıp Mikaya'nın yüzünü bir tokat attı. Yaklaşıp Mikaya'nın yüzüne bir tokat attı. Rabbin ruhu nasıl benden çıkıp da seninle konuştu dedi. Mikaya, gizlenmek için bir iç odaya girdiğin gün göreceksin diye yanıtladı. Bunun üzerine İsrail kralı Mikaya'yı kentin yöneticisi Amona ve kralın oğlu Yoşa'ya götürün dedi. Ben güvenlik içinde dönünceye dek bu adamı cezaevine atmalarını, ona su ve ekmekten başka bir şey vermemelerini söyleyin. Mikaya, eğer sen güvenlik içinde dönersen, Rab benim aracılığımla konuşmamış demektir dedi ve herkes bunu duysun diye ekledi. İsrail kralı Ahav'la Yahuda kralı Yehoşafat Ramat Gilat'a saldırmak için yola çıktılar. İsrail kralı Yehoşafat'a ben kılık değiştirip savaşa öyle gireceğim ama sen kral giysilerini giy dedi. Böylece İsrail kralı kılığını değiştirip savaşa girdi. Aram kralı savaş arabalarının 32 komutanına İsrail kralı dışında büyük, küçük hiç kimseye saldırmayın diye buyruk vermişti. Savaş arabalarının komutanları Yehoşafat'ı görünce İsrail kralı sanıp saldırmak için ona döndüler. Yehoşafat yakarmaya başladı. Komutanlar onun İsrail kralı olmadığını anlayınca peşini bıraktılar. O sırada bir asker rastgele attığı bir okla İsrail kralının zırhının parçaları... O sırada bir asker rastgele attığı bir okla İsrail kralını zırhının parçalarının birleştiği yerden vurdu. Kral arabacısına dönüp beni savaş alanından çıkar yaralandım dedi. Savaş o gün şiddetlendi. İsrail kralı arabasında Aramlılara karşı akşama kadar dayandı ve akşamleyin öldü. Yarasından akan kanlar arabasının içinde kaldı. Güneş batarken ordugâhta herkes kendi kendine ülkesine dönsün diye bağırdılar. Kral ölmüştü. Onu Samiriye'ye getirip orada gömdüler. Arabası fahişelerin yıkandığı Samiriye havuzunun kenarında temizlenirken Rabbin sözü uyarınca köpekler kanını yaladı. Ahav'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar bütün yaptıkları, yaptırdığı fil dişi süslemeli saray ve bütün kentler İsrail krallarının tarihinde yazılıdır. Ahav ölüp atalarına kavuşunca yerine oğlu Ahazya kral oldu. İsrail kralı Ahav'ın krallığının 4. yılında Asa oğlu Yehoşafat Yahuda kralı oldu. Yehoşafat 35 yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de 25 yıl krallık yaptı. Annesi Şilhi'nin kızı
Azuva'ydı. Babası Asa'nın bütün yollarını izleyen ve bunlardan sapmayan Yehoşafat, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı. Ancak tapınma yerleri kaldırılmadı. Halk hala oralarda kurban kesip buhur yakıyordu. Yehoşafat, İsrail kralı ile barış yaptı. Yehoşafat'ın krallığı dönemindeki öteki olaylar, başarıları ve savaşları Yahuda krallarının tarihinde yazılıdır. Yehoşafat, babası Asa'nın döneminden kalan, puta tapan törenlerinden, fuhuş yapanların hepsini ülkeden süpürüp attı. Edom'da kral yoktu, yerine bir vekil bakıyordu. Yehoşafat altın almak için Ofir'e gitmek üzere ticaret gemileri yaptırdı. Ancak gemiler oraya gidemeden Esyon Geber'de parçalandı. O zaman Ahav oğlu Ahazya, Yehoşafat'a, ''Benim adamlarım gemilerde seninkilerle birlikte gitsinler.'' dedi. Ama Yehoşafat kabul etmedi. Yehoşafat ölüp atalarına kavuştu ve atası Davut kentinde atalarının yanına gömüldü. Yerine oğlu Yehoram kral oldu. Yahuda kralı Yehoşafat'ın krallığının 17. yılında Ahav oğlu Ahazya, Samiriye'de İsrail kralı oldu. 2 yıl krallık yaptı. Rabbin gözünde kötü olanı yaptı. Babasının, annesinin ve İsrail'i günaha sürükleyen Nebat oğlu Yarova'nın yolunda yürüdü. Bala'a hizmet edip taptı. Babasının her yaptığına uyarak İsrail'in tanrısı Rabbi öfkelendirdi.